Sevgili diş hekimleri, sizlerle bugün endodontide karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri üzerine 2 saatlik bir seminer gerçekleştireceğiz. Seminerimizin konusu endodontide karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Teşhisten başlayacağız. Anestezi, rubber dam, giriş kavitesi, ekstra kanallar, kanal şekillendirme, medikamentler, kanal dolumu, flare-up, retreatment, üst dolgu. Anlatacağımız konu başlıkları kısa kısa hepsinden ipuçları vermeye çalışacağım. Evet, şimdi endodontide başarı. Endodontide başarı neye bağlıdır? Bunlara bakacak olursak. En önemli parametre bence güncel bilgidir arkadaşlar. Bakın bilgi demiyorum, güncel bilgi diyorum. Çünkü daha önce bildiğimiz pek çok şey eski bilgi şu anda geçerliliğini yitirmiş durumda. Mesela apex açık dişlerde daha önceden kalsiyum hidroksit koyuyorduk. Aylarca belki 9 ay 12 ay bekliyorduk ki apex'in kapanmasını bekliyorduk. Şu anda yeni prosedürler var. Tek seansta işte MTA ile apex'in kapatılması gibi ya da işte rejeneratif endodontik tedaviler gibi tedaviler var. Güncel bilgi çok önemli. Güncel bilgiye nereden erişebiliriz? İki yöntem var. Birincisi yayınları takip edebiliriz. Uluslararası dergilerdeki yayınları takip edebiliriz. İkincisi de gerçekten Facebook bence bu açıdan çok avantajlı bir platform. Facebook üzerinde birçok eğitim, diş hekimliği yönünde eğitim grupları var. Ve ben birçok kitaptan öğrenemediğim bilgiyi Facebook üzerinden yeni çıkan malzemeler olsun, yeni teknikler olsun öğrenebiliyorum. İkinci önemli şey endodontide başarıya ulaşmak için malzeme. Gerçekten malzeme işler ele ünür demişler. Diş hekimliği için bu çok önemli. Gün ve gün her gün yeni bir malzeme çıkıyor ve malzemeler işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki malzeme olmadan yaptığımız tedavilerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ve normalde yapabileceğimiz tedavileri, çok kolay yapacağımız tedavileri malzeme eksikliğinden dolayı başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Üçüncü parametre sabır ve vakit ayırma. Endodontik tedavi gerçekten vakit isteyen bir tedavidir. Mesela implant tedavileri çok kısa sürüyor. 15-20 dakikada, belki 10 dakikada bitebilmekte. Ama endodontik tedavi hasta koltuğa oturduktan sonra çoğu zaman 2 saat kadar sürebilmekte. Tek seans bir tedavi 2 saat, 2,5 saat sürebilmekte. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Güçlüklerle başa çıkabilmek için sonuna kadar sabretmek gerekiyor. Ve hastalarımıza değer verip vakit ayırmamız çok önemli. Dördüncü parametre tecrübe. Tecrübede ne kadar çok vaka yaparsak yaptığımız vakaların her birinden yeni bir şeyler öğreniyoruz. Aynı şekilde seminerlerden, internet üzerinden de tecrübesi olan insanlardan birçok şeyleri öğrenebiliyoruz. Ve son parametre bence en önemsizi beceri. Çünkü biliyorsunuz günümüzde döner alet sistemleri çıktıktan sonra artık eskisi kadar ellerimize çok iş düşmüyor, ellerimiz çok yorulmuyor. Yine bir miktar beceri gerekse de çok çalışarak bunun üzerine geçebiliriz. Evet, şimdi endodontik tedavide başarılı olmak için neye dikkat edeceğiz? Bence en önemli şeylerden birisi de teşhis. Teşhis esnasında yeni mezun olduktan sonra bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bazen okulda aldığımız eğitim esnasında bunları göz ardı edebiliyoruz. Okulda mezun olduktan sonra tek başına kaldığımız zaman bunların bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Teşhiste soracağımız bazı sorular var. Bunlar nelerdir? Hastalara birinci sorumuz, gece ağrınız oldu mu? Biliyorsunuz gece ağrısı olduysa bu bize direkt kanal tedavisi gerektiğini gösteriyor. İkinci parametremiz nedir? Soğuk sıcak ağrısı var mı yok mu? Varsa bu ağrı ne kadar sürüyor? Uzun süreli mi kısa süreli mi? Mesela ağrı 3-5 saniye sürüyorsa ve kendiliğinden ortadan kalkıyorsa tekrardan bu geri dönüşümlü pulpa iltihabıdır ve biz bunu dolguyla deneyebiliriz. Eğer yanlış teşhis koyarsak, kanal tedavisi gereken bir dişe dolgu yaparsak sonrasında o hasta ağrıyla gelecek ve hastamıza karşı mahcup olacağız. Onun için doğru teşhis önemli. Eğer ağrı başladıktan sonra 5 dakika, 10 dakika uzun sürüyorsa bu tarz vakalarda gene kanal tedavisi teşhisi koymamız gerekiyor. Üçüncü önemli soru, etken olmadan kendiliğinden başlayan ağrı. Hastamıza ağrının ne zaman başladığını sormamız lazım. Soğuk sıcaktan ya da durduk yere kendiliğinden başlayan ağrı var mı yok mu? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Etken olmadan kendiliğinden başlayan ağrı varsa bu şekilde vakalarda kanal tedavisi yapmamız gerekiyor. Muayenelerde neye bakacağız? Perküsyon, palpasyon hassasiyeti. Şimdi bakın perküsyon, palpasyon hassasiyetine neye dikkat edeceğiz? Perküsyon hassasiyeti bize her zaman kanal tedavisi gerektirdiğini göstermez. Mesela bazı durumlarda dişte
perküsyon hassasiyeti olur. Bu bir yüksek dolgudan kaynaklanabilir ya da işte bir kronik travmadan kaynaklanabilir. Biz yüksek dolguyu travma etkenini ortadan kaldırdıktan sonra perküsyon hassasiyeti ortadan kalkacaktır. Diğer durum nedir perküsyon hassasiyetinde? Eğer dişte bir derin bir çürük varsa bu çürük dişi enfekte edecektir ve diş yavaş yavaş canlılığını yitirmeye başlayacaktır. Dişin içerisindeki enfeksiyon yavaş yavaş periapikal dokulara ulaştığı zaman artık periapikal dokularda da bir enflamasyona sebep olacaktır ve bu enflamasyon sonucunda kemik içerisindeki sinir liflerindeki hassasiyete bağlı olarak dişin üzerine basıldığında ya da vurulduğunda perküsyon hassasiyeti meydana gelecektir. Bu da bize bir kanal tedavisi işaretidir. Yalnız bu noktada yükseklik veya travma şeyini elemine etmek gerekiyor. Palpasyon hassasiyeti de ilgili dişin hangi diş olduğunu anlama açısından çok önem arz etmektedir. Diğer parametreler nedir? Onları vakalar üzerinde göstereceğim. Renk değişimi, nekrotik olması dişlerin, anomaliler, kron kök kırığı ve dentinal çatlaklar, bunları inceleyeceğiz. Şimdi bakın, gene teşhiste önemli parametrelerden birisi de yansıyan ağrıdır. Bazen hastalar bize çok şiddetli ağrılarla gelir. Bu tarz durumlarda üst dişin ağrısı alt dişe yansıyabilir. Biz burada dişin ağrısının hangisinden olduğunu anlayamayabiliriz. Hasta da anlayamayabilir. Bizi yanıltabilir. İki dişte de çürük olursa. Bu tarz durumlarda ne yapmak gerekiyor? Bakın burada şekilde görünüyor. Bunun sebebi altta mandibüler sinir yukarıda ganglion pitargo kısmında, üstte maksiller kısmında birleşiyor. Ve buradan gelen ağrı buradan üst çeneye yayılabiliyor. Bu tarz vakalarda ne yapmamız gerekiyor? Selektif anestezi yapmamız gerekiyor. Selektif anesteziye de nereden başlayacağız? Üst çeneden. Çünkü alt çeneye anestezi yaparsak tutmama ihtimali var. Üst çenede de anesteziyi nereden yapmamız gerekiyor? Önce ön dişe yapmamız gerekiyor. Çünkü mesela üst çenede birden fazla dişi etkileyebilir. Üst birinci ağız, ikinci ağız, üçüncü ağız hepsi de ağrıyorsa önce üst birinci büyük ağzıya yapacağız. Çünkü sinir lifleri arkadan öne doğru gelmektedir. Arka dişlere anestezi yaptığımız zaman ön dişler de anesteziyle uyuşabileceği için önce üst birinci ağzıya yaparız. Ağrı geçiyorsa problemli diş üst birinci büyük ağzı dişidir. Daha sonra üst ikinci ağzı, üst üçüncü ağzıyı o şekilde tek tek bakabiliriz. Üst çeneye yaptık anesteziyi. Hala dişin ağrısı, hastanın ağrısı varsa o zaman problemimiz alt çeneden kaynaklanıyor demektir. Önemli parametrelerden biri de bakın renk değişimi. Hastaların ağzına baktığımız zaman şurada gördüğünüz üzere bakın bir renk değişimi var. Bu renk değişimi olduğu zaman bize bu neyi gösteriyor? Dişin canlılığını yitirdiğini gösteriyor. Tek dişte olan bir renk değişikliği. Mesela bir hastaya bakarken eşi de yan tarafta otururken gördüm alt dişinde bir renk değişikliği var. Dedim beyefendi isterseniz siz de bir film çektirin. Sizin de bir dişlerinizi bir kontrol edelim. Sanki bir problem var diye. Hiçbir şikayeti bana anlatmadan sadece konuşurken gördüğüm durum üzerine bunu istedim. Ve gerçekten film çektirdi. Alt dişinde bu tarz bir lezyon mevcuttu. Bu tarz durumlarda da dişlerin canlılığını kaybettiğini ve kanal tedavisi yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Teşhiste önemli parametrelerden birisi de dişlerin canlılığı. Bakın dişlerin canlılığı üzerine neler yapabiliyoruz? Günümüzde en çok kullandığımız şeyler elektrikli pulpa testleri ve soğuk testleri. Bu testleri yapmazsak teşhiste birçok şeyi atlıyoruz ve bütün kliniklerde gerçekten bu elektrikli teşhis cihazı ya da soğuk testin ikisinden birisinin kesinlikle olması gerekiyor. Olmazsa bakın neler kaçırabiliyoruz. Az sonra onu anlatacağım. Az önce renk değişikliğinden ya da işte perküsyon hassasiyetinden bahsettik. Bazı durumlarda özellikle sınıf 2 oklüzyonu olan yani derin kapanışı olan hastalarda, travmatik oklüzyonu olan hastalarda hiçbir çürük olmadan, bakın şu dişte hiçbir çürük yok. Hastamız kliniğe gelmiş. Şurada bir periapikal lezyon mevcut. Ve bu periapikal lezyonun sebebi ne olabilir diye düşündüğümüz zaman sapasağlam bir diş. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Yapılması gereken şey bir canlılık testi yapacağız. Bakın canlılık testi bu açıdan çok önemli. Canlılık testi yapmadığımız zaman ne kaybediyoruz? Bazen bu tarz lezyonlu dişler canlı olabiliyor. Ve bu dişleri canlıysa sadece okluzal aşındırma yaparak canlılığını koruyabiliyoruz ve hiçbir kanal tedavisi yapmadan okluzal aşındırmayla iyileştirebiliyoruz. Yapmamız gereken nedir? Bakın sınıf 2 kapanışı olan hastalarda okluzyon kontrolü yapacağız. Daha sonra canlılık testi yapacağız. Dişimiz cansızsa kanal tedavisi yapacağız. Kanal tedavisinden sonra çok önemli bir aşama okluzal rediksiyon, okluzal uyumlama yapmazsak, o dişi okluzyondan düşürmezsek ilgili dişi, yaptığımız kanal tedavisinden sonra etkeni ortadan kaldırmadığımız için ilgili diş
iyileşmeyecek. Bu tarz vakalarda en önemli anahtar nokta dişi oklüzyondan indirmek. Gerçekten bu çok önemli. Kanal tedavisini yaparsınız ama hasta iyileşmez. Onun için bu dişlerde okluza uyumlama çok önemli. Bakın şimdi size çok enteresan bir vaka göstereceğim. Sol tarafta görüyorsunuz çok büyük bir lezyon var. Altının distalini ve mezyalini kapsıyor ve 7 numaranın mezyalini kapsıyor. Biz bu dişe bir önce canlılık testi yaptık. Canlılık testinde baktık ki 6 numaralı diş cansız, 7 numaralı diş canlı. Genelde bu tarz vakaları gördüğü zaman birçok diş hekimi işte burada büyük bir kist var, hemen ameliyat olman lazım. Ya şu diş çekilecek ya da işte rezeksiyon yapılacak gibi arka diş bölgelerde bu da biraz sıkıntılı düşünüyor. Hem 6'ya hem 7'ye kanal tedavisi başlanıyor ve rezeksiyon yapılacaksa 2 dişe de kanal tedavisi isteniyor. Halbuki bu vakada biz sadece 6 numaraya kanal tedavisi yaptık ve 7 numaraya herhangi bir işlem yapmadık. Bakın bir sene sonunda hastanın yaşı da genç olduğu için 6 ayda bile büyük bir toparlanma var. Bir sene sonrasında neredeyse tamamen iyileşmiş. Bakın bu vakanın en büyük özelliği de nedir arkadaşlar? Ben üniversitede çalışırken bu vakayı bir üniversite 4. sınıf arkadaşımız Zafer gerçekleştirdi. Kurallara uygun bir tedavi yaparsak ne kadar zor bir vaka olursa olsun bir senenin sonucunda bakın iyileşmeyi görüyorsunuz. Önemli olan yaptığınız işin kurallara uygun olması. Yeni başlamış olsanız bile korkmadan elinizden geldiğince bütün tedavileri yapmaya çalışın. Çünkü tecrübe bu şekilde kazanılıyor. Görüyorsunuz bakın 4. sınıf öğrencisi bile ne güzel bir vaka yapmış. Önemli olan sizi kendinizi geliştirmek. Geliştirdikten sonra da yeniliklere açık olmanız. Bakın az önce canlılıkla ilgili gene bir şey bahsettim. Alt molar dişte panoramik röntgende büyük bir lezyon görünüyor. Çürük mevcut ve ben bu dişe kanal tedavisi yaptım. Hastanın yaşı genç olduğu için 12 yaşında olduğu için dişi canlı. Bakın lezyonlu olduğu halde dişler canlı olabiliyor. Özellikle genç pulpalı dişlerde canlılık gözlemlenebiliyor. Evet. Teşhiste bakın önemli parametrelerden birisi de nedir? İşlem öncesi ve sonrası radyografi alma. Bakın bu vaka bana bu şekilde geldi. Şu şekilde daha önce kanal tedavisi yapılmış. Üzerine protez yapılacak. Daha önce kanal tedavisini gerçekleştiren hekim arkadaşımız herhangi bir röntgen almamış tedaviden sonra. Herhangi bir röntgen almadığı için de mezyal kanalı bulamayınca üst 7 numara dişlerde bazen 2 kanallı olabilir diye düşünerek şu şekilde 2 kanalı doldurmuş. Bu tedavide ben rubber'dan uygulamıştım. Ama en son dolum aşamasında rubber'dan kaldırmak zorunda kaldım işlem esnasında. Çünkü bakın ben önce kanalı burada aradım. Distal kanal burada bakın kökler çok ayrık. Ve burada bir perforasyon gerçekleştirdim maalesef. Daha sonra tekrar film çektiğimde bakın şu perforasyonu görüyorsunuz. Normalde kanal ağzının burada olması beklenir. Kesilmiş dişlerde her zaman sürprize gebedir. Çünkü kesilmiş dişlerin yönü değişebilir. Kesildiği için dişlerde pulp odasının yerini tam olarak belirleyemeyebiliriz. Dişin üzerine dolgu yapıldığı için o bölgeye, şu bölgeye kanal ağzı diş etinin altında kalmış ve diş kesildiği için burada hem mezyobukal 1 var hem mezyobukal 2 var bakın. Bu şekilde bu bölgeyi tedavi ettikten sonra perforasyon alanında akıcı MTA ile kapattım ve işlemi tamamladım. Bakın işlemden önce ve sonrasında röntgen çekmek çok önemli. Bizim teşhiste periapikal röntgenlerde çok büyük önem arz etmektedir. Yaptığımız tedavinin başarısını görmek açısından röntgen önemli. Bakın teşhiste yine bazı detaylar bizim için çok önemlidir. Neden? Çünkü bazı eğimler, bakın eğimde iki parametre vardır. Eğim açısı ikisinde de 60-60 derece şu figürde görüyorsunuz. Ama eğimin radyusu dediğimiz birinde 2 mm olan birinde 5 mm olan eğimin çapı ne kadar dar olursa o kanalın tedavisi o kadar daha zordur. İşlem öncesi yaptığım, çektiğim teşhis filminde de bakın şurada bir akut bir eğim görüyorum. Bu tarz vakada ne yapmam gerekiyor? Çalışma prosedürümü ona göre belirlemem gerekiyor. Eğimin fazla olduğundan dolayı ona göre çalışmamız gerekiyor. Bu vakada alt küçük ağızlı dişi. Daha önce kanal tedavisi yapılmış ve bakın iki köklü olduğu çok aşikar belli. Burada da görüyorsunuz iki köklü ve iki kanallı olduğunu. Ama daha önce sadece bir kanal yapılmış ve hastaya herhangi bir bilgi verilmemiş. Diğer kanala girilemediği ile ilgili bilgi verilememiş. Tabi hasta bir sene sonra problemle geldi. Eğer bu tedavi ilk aşamada iki kanallı olduğu teşhis filmi olarak yapılsaydı, iki kanallı olduğu görünerek yapılsaydı muhtemelen bu kanala girmek çok kolay olacaktı. Ben bu işlemi, retreatment işleminde o kadar zorlandım ki neden?
Bakın şurada hala buta kaldığı için şu kanal ağzı kapalı, tıkalı. Ve bu kanal ağzına girebilmem için neredeyse buradaki tüm gutayı uzaklaştırmam gerekiyor. Ve geniş bir pulpası olan alt premolar dişte de gutayı tamamen uzaklaştırmak gerçekten çok güç. Ve büyütme ve mikroskop gerekiyor bu tarz vakalarda. Bakın daha sonra diğer kanala girebildim ve genişlettim. Bu şekilde vakayı tamamladık. Gerçekten yaptığınız işin başarılı olup olmadığını hem işlem öncesinde hem de işlem sonrasında film çekerek anlayabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Başarıda diğer bir önemli parametre de bence uzun dönem takiptir. Bakın bu vaka bir diş hekimliği öğrencisiydi. O zaman 3. sınıftaydı. Daha sonra hastamız ortodontik tedavi gördü. Ortodontik cerrahi işlemleri de uygulandı. Biz bu vakada işlemi tamamladıktan sonra bakın mezyal kanallar çok güzel dolmuş. Apex'e kadar bütün vakaları doldurmuşum. Şu bölgede sanki böyle bir yan kanal gibi bir şey görünüyor. Ve 7 sene sonra biz bu hastayla tekrar karşılaştık. Kontrole geldi. Tam o yan kanalın olduğu yerden ortodontik tedavi sonrasında bakın bir rezorpsiyon gerçekleşmiş. Ve Gutaperka'da taşkınlık gerçekleşmiş 7. senenin sonrasında. Hastanın klinik olarak herhangi bir problemi yok. Diş asemptomatik ama taşkınlığı görüyorsunuz. Bu tarz ortodontik tedavi görecek vakalarda bence apex apikal kısım bioseramik esaslı ya da daha doku uyumu iyi olan rezin esaslı patlar yerine bioseramik esaslı patlarla doldurulabilir. Bu şekilde ileride oluşabilecek bir rezorpsiyona karşı da önlem almış olabiliriz. Başarıyı görmek için yaptığımız işlemleri 1 sene değil, 2 sene değil, en az 4 sene takip etmemiz gerekiyor. Ve eğer mümkünse uzun dönemli takipler bizim gerçek başarımızı gösterecektir. Bakın bu bizim bu semineri izlediğiniz grubumuzda yayınlanan bir vaka. 9 senelik bir takip vakası Doktor Mendoza tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi burada bir periapikal lezyon görüyorsunuz. 9 sene sonrasında ise periapikal lezyonun hala devam ettiğini ama kökten uzak olduğunu görüyorsunuz. Mesela teşhis esnasında böyle bir vaka geldiği zaman aklınıza ne gelecek? Bu vakada skar dokusuyla iyileşme vardır. Skar dokusuyla iyileşme olduğu durumlarda lezyon kök ucundan uzakta kalır. Kök ucuyla herhangi bir bağlantısı kalmaz. Ve bu durumda bunu gördüğünüz zaman herhangi bir müdahale yapılması gerekmiyor. Bu skar dokusuyla iyileşmedir. Herhangi bir müdahaleye gerekmeden uzun dönem takip gerekmektedir. Bakın gene takip çok önemli dedik. Şu anda ben European Endodontic Journal isimli bir dergide editörlük görevini üstlenmekteyim. Bu dergide yayınlanan bir vaka 13 sene takibi var. Bir dental avizyon vakası. Hasta uzun dönem takip ediliyor. 5. senenin sonrasında dişte hafif bir periapikal lezyon gelişiyor. Bakın avizyon dişler yerleştirildikten sonra apexleri kapanmış. Ama kanallarda kalsifikasyon olmuş ve dişin birisi canlılığını yitirip periapikal lezyon gelişmiş. Ve bu dişe sonradan apikal cerrahi işlemleri uygulanmış ve ameliyattan sonra da 4 sene daha takip edilmiş. Toplamda 13 yıl takip sonrasında hastanın tedavisinin başarılı olduğunu görmekteyiz. Evet, başka bir vaka yine. Bu da 18 senelik çok enteresan bir vaka. Bu da şu anda yine editörlüğünü yaptığım dergide yayınlanmak üzere kabul aşamasında olan bir makale. Kolombiya'da yapılmış bir vaka. 2 hafta önce hastanın üst santral dişi avizyon sonucunda yerinden çıkmış ve diş mevcut değil. Hastanın şöyle bir tedaviye karar veriliyor. Alt premolar dişine ototransplantasyon yapılıyor. Alt premolar dişi nazik bir şekilde çekiliyor. Çekim bölgesi kürete edildikten sonra buraya splintleniyor yaklaşık 2 ay kadar. Daha sonra uzun dönem takibe başlanılıyor. Bakın 4 ay takibi, kök boyunda uzama var. Daha sonra 11 ay takibi, biraz daha uzamış. 2 sene takibinde kök neredeyse tamamen uzamış. 4 sene takibinde de tamamen kök formasyonunun oluştuğunu görüyoruz. Dişi takip etmeyi bırakmamışlar. 11 sene sonraki takibi görüyorsunuz. Pulpodası iyice daralmış. Ama hala diş ağızda ve asemptomatik ve diş kromlanmış. 18 senelik takipte de görüyorsunuz. Hasta ortodontik tedavi görüyor ve hala tedavi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bakın vakanın klinik fotoğrafları. Alt premolar dişi üst santral dişin yerine transplantasyon yapmışlar. Daha sonra dişi kromlamışlar ve 18 sene sonrasında da dişe ortodontik tedavi uygulamışlar. Evet bakın bir uzun dönem takip vakası daha.
Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız başarının sırrı uzun dönem takiptedir. Ne kadar takip? Eğer mümkünse aynı yerdeyseniz ölene kadar takip arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten mesleğin en mutlu anlarından birisidir. Bu vakada Meksika'dan ben çok saygı duyduğum bir endodontistin Francisco Balandrano'nun vakası. Bu dişi paslanmaz çelik el yeleriyle 1983 yılında kanal tedavisini yapmış. Daha sonra hastanın diğer dişlerinde tedavi yaptığında 2016 yılında tekrar hasta gelmiş. Ve 33 sene sonrasında bu dişin tamamen asemptomatik ve ağızda durduğunu görüyoruz. Bence başarı budur arkadaşlar. Bazen hastalar soruyor. Hani kanal tedavisi yapıldıktan sonra çok uzun dönemli başarı olmuyor. Kısa sürede tekrardan problem oluyor. İşte bu dişi çektirsek implant yapsak mı diye düşünen hastalar olabiliyor. Aslında bunların büyük çoğunluğu %100 garanti başarı olmasa bile %95'tir bizim başarı oranımız endodontide vital dişler için. Büyük çoğunluğu hekim kaynaklı hatalardan kaynaklanmaktadır. Hastalarımıza işte %95 başarı oranı, retreatment'larda %70 başarı oranı olduğunu söyledikten sonra herhangi bir problem olmadığı takdirde dişinin ömür boyu ağızda kalabileceğini belirtebiliriz. Evet, teşhiste diğer önemli parametrelerden birisi de fistül ağzından röntgen çekmek. Bakın bu vakada hastamız üst birinci büyük ağzı dişinde yarım kalmış bir kanal tedavisi için geldi kliniğimize. Röntgeni çektiğimizde bu dişte bir periapikal radiolüsensi görünüyor ve tedaviye ben başladım. Bu dişin tedavisine devam ederken yandaki dişte de bir periapikal lezyon olduğunu gördüm. Ve normalde direkt ilk yapmam gereken fistül ağzından gutaperkalı film çekmekken, bakın şurada fistül ağzı görünüyor. Ben bu dişin tedavisini bitirdikten sonra dedim ki acaba bu fistül ağzı bir yandaki bir öndeki dişten kaynaklı olabilir mi? Ve bir öndeki dişten kaynaklıysa bu fistül ağzı ve problem benim yaptığım işlem sonrasında da sıkıntı geçmeyecek, iyileşmeyecek ve filmi çektiğimde gördüm ki gerçekten fistül ağzı 5 numaralı dişten kaynaklanıyor ve 5 numaralı dişte de yapılan kanal tedavisini görüyorsunuz. Teşhis gerçekten çok önemli. Doğru teşhisi koyamazsak doğru tedavileri yapamayız ve başarıyı elde edemeyiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın teşhiste dedik ki anomaller olabilir, kırık çatlak durumu olabilir. Bazı özel durumlar da vardır. Bakın bu hasta bize panoramik röntgeniyle geldi. Üst lateral dişinde bir küçük bir fistül ağzı vardı ve dişinden şikayetçiydi hastanın dişi, semptomatikti. Ben üst lateral dişlerde daha önce de bir vaka başıma gelmişti. Tamamen üst lateral dişlerde çürük olmayan sağlam bir diş dokusu gördüğüm zaman iki şeyden şüphelenirim. Bunlardan birincisi, bakın şu bölgede görüyorsunuz. Daha sonra ben bu hastada teşhis yaparken periodontal sondlama yaptım. Ve sondlamam sonucunda palatinal bölgede derin bir cep gördüm. Şu bölgede bir cep vardı ve çektiğim periapikal radyografi sonucunda bu bölgede sanki böyle aşağı inen bir oluk görüntüsü görünüyor. Ve bu vakada şurada lateralde de lezyon var. Ve ben bu vakada şu teşhisi koydum. Palatal groove teşhisi. Palatal groove dediğimiz olay nedir? Palatal oluk dediğimiz olay, bakın burada singulum bölgesinde oluşan bir oluk, gelişimsel bir anomali. Ve bu anomali sonucunda apekse kadar ilerleyen bu oluşum burada mikroorganizmaların periodontal dokulara geçişine sebep oluyor. Ve buna bağlı olarak diş periodontal bir enfeksiyona sebep oluyor. Ve endoperio kombine enfeksiyon sonucunda dişler periodontal olarak başlıyor. Sonra endodontal olarak enfeksiyon devam ediyor ve dişler canlılığını yitirebiliyor. Bakın tedavisi nedir? İki çeşit tedavisi vardır. Bunların tedavisinde önemli faktörlerden biri az önce dediğimiz şey dişin canlı olup olmaması. Eğer dişimiz cansızsa yapacağımız tedavi şu şekildedir. Canlılık testini yaptık. Önce kanal tedavisi yapacağız. Kanal tedavisi yaptıktan sonra eğer o oluğu kapatmazsak hastamız iyileşmeyecek ve hala bize semptomlarıyla geri dönecek. Bu esnada şu şekilde cansız dişler içinde iki tedavi prosedürü var. Birincisi oluk çok derinse, ulaşması çok güçse dişi çekebiliriz. Kasti reimplantasyon yapabiliriz. Kanal tedavisinden sonra dişi çekip oluk bölgesini bir frezle düzleştirdikten sonra o bölgeyi eğer elimizde varsa rezin modifiye cam miyonomer simanla oluğu kapatıyoruz. Ve dişimizi tekrar yerine reimplante edip split diyoruz ve takip ediyoruz. Yapılması gereken tedavi bir budur. İkinci tedavide diş cansız olduğunda dişi tamamen çekmeyebiliriz. Eğer oluk çok derindeyse gene flap kaldırıyoruz. Oluk bölgesini düzleştiriyoruz. Daha sonra oluk bölgesini gene rezin modifiye cam yönömerle restorasyon yapıp pürüzleri tamamen kapattıktan sonra
işlemimizde büyük oranda başarı elde edebiliyoruz ve takip ediyoruz. Bakın burada bir Turkish Analytic Journal'da yayınlanan bir makale. Hakan Arslan ve arkadaşlar tarafından bir oluk görünüyor. Yine üst lateral dişte ve periodontal cep var. Periapikal lezyonu da görüyorsunuz. Daha sonra bu dişe canlılık testi yapılmış. Dişin canlı olduğu görülmüş. Flap açılmış ve flap esnasında sadece oluk kapatılmış. Daha sonra diş takip edilmiş ve uzun dönem takipte bakıyorsunuz. Hiçbir kanal tedavisi yapmadan sadece periodontal problemi çözdüğümüz zaman lezyon iyileşmeye başlamış. Bakın oluk doldurulmuş gördüğünüz üzere ve dişimiz iyileşmiş. İlk önce canlılık bakıyoruz. Dişimiz canlıysa kanal tedavisi yapmadan oluğu kapatıyoruz. Bakın yanlış teşhis koysaydık biz buna kanal tedavisi yapacaktık ve dişimiz iyileşmeyecekti. İkinci vaka Esra Ercan ve arkadaşlar tarafından yapılmış. Yine Turkish Analytic Journal'da yayınlanan bir makale. Bu vakada oluk var. Görüyorsunuz oluğun olduğu bölgede cep var. En önemli göstergelerden birisi o bölgede cep olması. Ve bu sefer diş cansız. Bunda kanal tedavisiyle beraber oluk operasyonu yapılıyor. Bakın dişin iyileştiği görünüyor. Bu da bana gelen vaka. Az önce gösterdiğim vaka. Bakın oluğu görüyorsunuz. Oluk bölgesi düzleştirildikten sonra restore edildi. Bakın fistula azıta palatinalden bukkal bölgeye kadar çıkıyor. Evet. Diğer ikinci bir parametre üst lateral dişlerde dens invajinasyon dediğimiz anomalidir. En çok görüldüğü dişler, dens invajinasyonun en çok görüldüğü dişler üst lateral dişlerdir. Üst lateral dişlerde de bazen şu şekilde bir sınıf 1 invajinasyon sadece mine seviyesindedir. Bunun şöyle bir riski var. Genelde bu dişlerde nekrotik olmuyor ama buradan bakteriler bazen pulp odasına ulaşıp dişi enfekte edebiliyor. Yapılması gereken tedavi koruyucu tedavidir. O bölgenin küçük bir frezle girilerek fistül örtücü gibi örtülmesi yapılması gereken sınıf 1 anomallerde işlem budur. Sınıf 2 anomallerde bu dens invajinasyon mine seviyesinden aşağı iniyor ve sınıf 3 anomalisinde kök boyunca boydan boya ilerleyen bir anomali oluyor. Sınıf 3 anomalilerin birçoğunda kanal tedavisi gerekmekte ve ileri prosedürler gerekmektedir. Bakın bu dens invajinasyon panorama biz bu bir çalışma yayınlamıştık Journal of Endodontics dergisinde. Dens invajinasyonları sınıf 3 olanları çok kolay görebiliyoruz panoramik röntgende. Ama sınıf 1 ve 2 olanları panoramik röntgende çoğu zaman göremiyoruz. Bu vakalarda tomografi çektiğimiz zaman daha fazla oranda bu anomalileri tespit edebilmekteyiz. Tomografi de gerçekten endodontide bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Teşhis durumunda zorlandığımız durumlarda tomografi çekerek doğru teşhisi koyabiliriz. Bakın dens invajinasyonun tedavisi Çinli bir hekim tarafından yapılmış. Bu da bir makaleden yayınlanan bir görüntü. Nano CT ile dens invajinasyonlu bir dişte çekmişler görüntü. Şurada aralarda bağlantı olduğu da görünüyor. Hem invajinasyon bölgesini dolduruyoruz hem de normal kanalları dolduruyoruz dens invajinasyonda. Diğer bir anomali taurodontizm. Taurodontizmde dişin gelişim esnasında pulp odasının çok geniş kalması ve köklerin güdük kalmasıdır. Bunlar hipo, mezo ve hipertaurodontizm şeklinde genişliğine göre sınıflandırılmaktadır. Taurodontizm vakalarında da teşhis esnasında bunu gördüğümüz zaman endodontiste yönlendirmemizde fayda olabilir. Neden? Çünkü taurodontik dişlerde bakın bu diş orta derecede bir taurodontizm var ve pulp odası çok aşağıda. Kanal ağızları neredeyse buradan başlıyor. Bu tarz dişlerde bakın bu dişte bir dördüncü kanal da vardı. Mezobukal 1, mezobukal 2, palatinal ve distal. Hem dört kanallı bir diş hem de çok aşağıdan başlıyor. Bütün kanallara girmek için gerçekten büyütme gerekiyor. Çok aşağıdan başladığı için E'lerde direkt olarak ulaşması çok zor. Bu tarz vakalarda giriş açısı zor olan dişlerde şu anda yeni çıkan eğilip bükülebilen dikel titanyum E sistemleri çok avantajlı oluyor. Kontrol memori E'ler. Bu şekilde E'ye önceden ön büküm vererek kanallara girebilirsin ya da elimizdeki paslanmaz çelik E'lere önceden büküm verebiliyoruz. Bu tarz vakalarda bazen E'ler tutacakları olan sap şeklinde tutacağı olan el E'lerinin adaptörleri var. Onlar da kullanılabilir. Bu şekilde bu vakalarda daha kolay baş edebiliriz. Teşhis esnasında dikkat edeceğimiz diğer bir anomali pulpa taşı. Bakın
Eğer radyografta pulpa odasının içerisinde şöyle radyoopak bir görüntü görüyorsanız bu bize pulpa taşı olduğunu göstermektedir. Ve pulpa taşı olduğu durumlarda gerçekten kanal tedavisi çok zor olur. Neden? Kanal ağızları pulpa taşı tam olarak kaldırılmadan yapılan işlemler sonrasında çok daralır ve yukarıdan girmeye çalışırsanız büyük oranda ya bütün kanallara giremezsiniz ya da bir alet kırarsınız. Ve kanallarda ilerleyemezsiniz. Pulpa taşının tam olarak kaldırılması gerekir. Bu da işte uzun çelik rond frezlerle ya da ultrasonik frezlerle, ultrasonik kavitronlarla yapılabilir. Pulpa taşını kaldırdıktan sonra da genellerde bu dişlerin kanalları da çok dardır. Daha rahat işlem yapabilirsiniz ama kaldırmadan önce işlem yaparsanız, bakın bir pulpa taşının görüntüsü gene. Kaldırmadan işlem yaparsanız büyük ihtimalle bu vakada başarısız olacaksınız. Teşhis esnasında dikkat edeceğimiz durumlardan birisi de az önce bahsettik dentinal çatlaklar. Görüyorsunuz bu dişte bir dentinal çatlak mevcut. Biz bu dişte ne yapmamız gerekiyor? Kanal tedavisini önce dişin kronlanması gerekiyor. Neden? Diş kronlandığı takdirde dişin stabilizasyonu sağlıyor ve hasta ısırdıkça o ağrıyı artık hissetmemeye başlıyor. Ve ayrıca kronlanmasının haricinde biz işte önce diş preparasyonu yapıldı. Hastanın şikayetleri kronlanma öncesinde daha da arttı ve kanal tedavisi gerçekleştirdik. Kanal tedavisinden sonra hastanın şikayetleri geçti ve bu diş kronlandıktan sonra hasta uzun dönem bu dişini kullanabilir. Ama işte tedavinin riskleri anlatılması gerekiyor. Eğer çatlak çok ileri seviyede ise çekime sebep olabilir. Diğer sıkıntılardan birisi de kök kırıkları endodontide. Evet, endodontide kök kırıkları ön bölgedeki kök kırıkları kısmi olarak tedavi edilebiliyor. O da çok zor ve kompleks bir tedavi. Onun tedavisi de nedir? İşte dişler çekiliyor, dışarıda kök kırıkları yapıştırılıyor, kanal tedavisi yapılıyor, kök kırıkları yapıştırılıyor. Geri ters çevrilip yerine reimplant edilerek splintleniyor. Bu şekilde kök kırıkların tedavisi yapan hekimler var ama bunlar çok kompleks vakalar. Arka bölgelerde bu maalesef olmuyor. Kök kırıklı bir vakada doğru teşhis koyamazsak yaptığımız tedavi sonucunda iyileşme olmayacaktır ve yapılan bütün emekler boşa gidecektir. Ondan dolayı kök kırıkların teşhisi de önemlidir. Şimdi size kök kırıkların teşhisi ile ilgili birkaç ipucu vereceğim. Bu resimler gördüğünüz resimler Pathways of the Pulp kitabının 10. edition'dan alınmıştır. Bakın kök kırıklarında fistül ağzı genelde, bakın hepsi olmasa bile genelde fistül ağzı kole bölgesine daha yakındır. Ama diğer endodontik enfeksiyonlarda fistül ağzı kök ucuna daha yakındır. Bu bize bir ışık vermesi gerekiyor. Fistül ağzı eğer koronal bölgeye yakınsa biz bu dişlerde kök kırığından şüphelenebiliriz. İkinci teşhis için bize yardımcı olan şey J şeklinde lezyonlardır. Bakın J şeklinde lezyonlar dişin bir bölgesinden başlayıp diğer bölgesine kadar devam eden lezyonlarda genelde kök kırığını gösterir ya da gördüğünüz gibi daha önceden kullanılan agresif metal postlar varsa bunlar da bize kök kuruğuyla ilgili bulguları verebilir. Kök kırığının teşhisinde bakın gene ayırt etmek için bir önemli bir aygıtımız daha var. Sondalama yapıyoruz. Periodontal sondalamalarda genelde periodontal enfeksiyonlarda ceplerde cep bu şekilde derin olurken kök kırıklarında kök kırığının bölgesinde sığ bir derin bir cep olur ama çok dar bir alandadır. Bu cebe girmek diğer ceplere göre daha zordur. Bunun için daha rahat girebilmek için plastik periodontal sondlar geliştirilmiştir. Metal sondlar eğilip bükülmediği için o cep bölgesine şu şekilde alt molarlar lingual bölgesinde giremezken plastik sondlarla bütün cepe girebiliriz. Bu şekilde dar bir bölgede derine inen bir cep gördüğünüzde, bu şekilde bir koronale yakın bir fistül ağzı gördüğünüzde, agresif bir genişletme ya da bir metal post gördüğünüzde kök kırığından şüphelenebiliriz. Evet, şimdi J şeklinde lezyonlar dedik. J şeklinde lezyonlar kök kırığını gösterse de her zaman bu J şeklindeki lezyonlar kök kırığının şeyi değildir, göstergesi değildir. Bazen lateral lezyonlarda şunu gösterebilir. Dişte herhangi bir lateral kanal varsa, bakın burada lateral kanalımız patladı olmuş. Bu bölgede de lezyon gelişebilir. Her gördüğümüz J şeklinde lezyonu da kök kırığıyla karıştırmayalım. Çünkü bakın burada bir agresif bir preparasyon yok. İnce bir kanal anatomisi. Evet. Diğer parametrelerden birisi de şimdi teşhisi koyduk. Bundan sonra tedavinin aşamalarına tek tek basamak basamak devam edeceğiz. Anestezi.
Endodontide anestezi gerçekten bazen çok zor olabilmekte, özel yöntemler gerekebilmekte. Bunun için de intraligamenter anestezi bizim için çok önemli. Bakın, elle intraligamenter anestezi yapmak için cihazlar olduğu gibi şu anda otomatik olarak bunu elektronik yapan cihazlar da mevcut. Yalnız ben elle yapılan cihazlar beni gayet tatmin ediyor, yeterli geliyor. Büyük çoğunluk vakada başarılı oluyorum. Şimdi anesteziyi yaptık. Anestezi, derin bir anestezi sağladık. Dilli dudak uyuşukluğu sağladık. Ama hastanın ağrısı çok fazla olduğu durumlarda bazen anestezi yeterli gelmiyorsa ilk yapılacak işlemlerden birisi de intraligamenter anestezi yapmaktır. Intraligamenter anestezide de bazı ipuçları vardır. Diyelim bir alt molar dişi yapıyoruz. Dişin dört yüzeyi var. Mezobukkal, distobukkal ve palatinal yüzeyler. Bütün yüzeylerden 400'den de anesteziyi vermemiz gerekiyor. Anestezi iğnesinin solüsyonu veren uç kısmı dişe doğru olması gerekiyor. İğneyi ilerletebildiğimiz kadar derine yerleştirmemiz gerekiyor. Ve iğneyi yerleştirdikten sonra basınçla anesteziyi vereceğiz. Periodontal dokuların diş etinin beyazladığını görmemiz gerekiyor. Ve bu beyazlamayı gördükten sonra da iğneyi hemen çekmiyoruz. Bir 10 saniye bekletiyoruz ki solüsyon geri gelmesin. Bu şekilde dişin dört yüzeyini anestezisini sağladıktan sonra artık preparasyona, kanal için kavite açmaya başlayabiliriz. Bazı hekimler direkt normal anestezi yaptıktan sonra intrapulpal anestezi yapıyor. Intrapulpal anestezi gerçekten çok büyük bir travmadır hastalar için. Kanal tedavisinden korkmalarına sebep olur. Öncelikle sıralama şudur. Normal anestezi yaparız. Daha sonra intraligamenter anestezi yaparız. Intrapulpal anestezi bizim son çaremizdir. Bu anestezileri yaptıktan sonra gene uyuşmuyorsa o zaman intrapulpal anesteziye geçebiliriz. Intrapulpal anestezi de yaparken bu yöntemleri izledikten sonra ben şunu yapıyorum. Kaviteyi açabildiğim kadar açıyorum. Pulp odası çok ufak bir yerden perfor olduysa bir ojenolü pamuğu pulp odasının üzerinde 2-3 dakika bekletiyorum ki en azından hastanın ağrısı biraz hafiflesin. Daha sonra intrapulpal anesteziyi az önce aynı bahsettiğim gibi intraligamenter anestezideki olduğu gibi basınçlı, mümkün olduğunca derine ve hemen çıkmayarak bekleyecek şekilde. İğnenin çapı da önemli. Geri solüsyonun kaçmaması gerekiyor. Ona göre bir iğne çapı olması gerekiyor. O şekilde yapıyorum. Mümkün olduğunca intrapulpal anesteziden uzak kalacağız ama çok mecbur kaldığımız durumlarda diğer yöntemleri yaptıktan sonra intrapulpal anesteziye de geçebiliriz. Şimdi teşhisimizi koyduk. Anesteziyi de sağladık. Aslında bu daha önceki bir aşama. Anesteziden işlem preparasyonundan önceki aşama, yani kavite açmadan önceki aşama. Rubberdam uygulanması. Rubberdam Dr. Barnum tarafından 1874 yılında ilk defa geliştirilmiş ve neredeyse 150 yıldır kullanılmakta. Bazı ülkelerde bunun kullanımı mecburi tutuluyor. İşte kullanılmadığı takdirde hastalar dava edebiliyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygın değil, kullanılmıyor. Almanya'da dahi Rubberdam çok yaygın kullanılmadığını biliyorum. Belki şu anda da oradan izleyen izleyicilerimiz varsa bu konu hakkında yorum yapabilir. Bir Suudi Arabistan'a bir kongreye sunum yapmaya gitmiştim. Oradaki doktorların bana şunu demişti. Biz diş hekimliği eğitimi esnasında sınıf bir kavite dahi olsa bütün vakalarımızda Rubberdam uyguluyoruz. Endodontik tedavide Rubberdam uygulanamayan dişlere tedavi yapmıyoruz ve onları çekiyoruz demişti. Bu kadar katı bir şekilde eğitim esnasında Rubberdam kullandıkları için bence eğitimden sonra da Rubberdam kullanımı daha yüksek oranlardadır. Maalesef ülkemizde Rubberdam gerektiği değeri ve ilgiyi görmüyor. Çünkü biz hep hatalarımızdan ders alıyoruz. Asıl önemli olan şey nedir? Kaza başımıza gelmeden, hata başımıza gelmeden doğruyu yapmaktır. Rubberdam'ın biliyorsunuz onlarca avantajı var. İşte ne yapar? Hastanın ağzından nefes alıp vermesi sırasında oluşan aynanın buharlanmasını önler. Hastanın alet yutması gibi bir komplikasyonun önüne geçiyor. Hastanın ağız açıklığının kalmasını sağlıyor. Tamamen endodontide biliyorsunuz biz neyle savaşıyoruz? Mikroorganizmalarla savaşıyoruz. Tükürük kontaminasyonu ve mikroorganizma girişini engelliyor. Kullandığımız irigasyon solüsyonu bazı hekimler işte ben %0.5'lik %1'lik hipoklorit kullanıyorum ya da sadece serum fizyolojik kullanıyorum diyenler olabiliyor. Ben şu anda %5'lik hipoklorit irigasyon yapıyorum. Çünkü Rubberdam kullandığım için ağza hiçbir şekilde hipoklorit damlamıyor ve çok daha efektif bir şekilde irigasyonumu gerçekleştirebiliyorum. Rubberdam'ın avantajları saymakla bilmez. Bakın her sene diş hekimliği fakültelerinde kazalar oluyor. Öğrenciler alet yutturuyor ya da hekimlerden bu kazalara maruz kalanlar oluyor.
Bir kaza yaşarsak gerçekten mesleğimizden soğuruz, yaptığımız işten soğuruz. En önemlisi de bu rubber damı komplikasyonları, takılmaması durumunda meydana gelen komplikasyonları. Aslında rubber dam takmak çok kolay. Bununla ilgili Ömer Gördüysüz Hacettepe Üniversitesi'nden hocamızın bir çalışması var. Hastalara anket yapılmış, işte rubber dam takılması sonrasında memnun musunuz diye. İşte tecrübeli hekim asistanlar taktığı zaman %80'lerde memnuniyet varken, öğrenciler taktığında %60 oranda memnuniyet var. Ve rubber dam taktığımız zaman birçok hastamız işlem esnasında horladığını görürsünüz. Çok rahat tedaviler oluyor çünkü. Ben suction'ı da tamamen ağzından çıkartıyorum. Sadece irigasyon esnasında suction'ı açıyorum. Tamamen sessiz bir ortam. Çok daha nezih bir tedavi gerçekleşiyor. Sürekli pamuk tampon değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve hastanın dilini, yanağını kesme gibi riskleri yok. Ve rubber dam takmayı alıştıktan sonra pratik olarak gerçekten 30-40 saniye gibi bir sürede rubber damı takabiliyoruz arkadaşlar. Önce işte 5 dakikada takarsınız, sonra 2 dakikada takarsınız. 30-40 saniye sonra takacak duruma geldikten sonra dersiniz ki ben bundan önce nasıl çalışmışım? Ben şu anda rubber damsız bir klinikte bir vaka bakacak olsam çok zorlanırım. Gerçekten rubber dam benim elim ayağım. Bakın şimdi rubber dam için 4 tane teknik var. Placement of rubber dam, clamp and frame as a unit. The hole is punched in the dam and then the clamp wings are attached to the dam. The dam is placed on the frame so it is stretched tightly across the top and bottom but is slack horizontally in the middle. The dam, frame and the clamps are placed as a unit to engage the tooth near the gingival margin. The dam is released apically off the clamp wings to allow the dam to constrict around the tooth neck. Ve bu şekilde 30 saniyelik bir işlemde rubber damı takmış olduk. Şimdi rubber dam takarken size bir ipucu daha vereceğim. Rubber damı taktık, yerleştirdik. Öncesinde ben eğer burada mesela MO bir kavite açacağım şu bölgede. Kavite açmadan önce, dişe başlamadan önce araya bir kama yerleştiriyorum. Bu araya yerleştirdiğim kama hem dişleri birbirinden ayrılıyor. Daha sonra kamayı matrix bandı takarken kamayı çıkardığım zaman o oluşan boşluğa matrix bandım daha iyi yerleşiyor ve yaptığımız dolgunun kontağı daha iyi olabiliyor. Böyle bir avantajı var. İkinci avantajı da burada ben dolguyu tamamen kaldırdıktan sonra şu altta genelde derin dolgularda sızıntı olabiliyor. Bu sızıntıyı önlemek açısından da ben buraya kama yerleştiriyorum ve o kama sayesinde işlem esnasında kullandığım hipoklorit solüsyonu buradan genellikle sızmıyor. Ayrıca ne yapıyorum? Dişin etrafına şu anda bu dişi beyazlatma işlemlerinde uygulanan rezin ışıkla sertleşen bariyerler var. Onları uygulayabilirsiniz. Eğer o klinizde mevcut değilse şu anda ışıkla sertleşen cam yönemerler var. Ben hiç bond falan uygulamadan bu şekilde dişin etrafında cam yönemerle kapatıyorum. Bu kamayı da yerleştirdikten sonra hala sızıntı ihtimali varsa o duvara gene akıcı cam yönemer uyguluyorum. Ve bu şekilde işlem esnasında ağza hiçbir şekilde solüsyon sızmamasını ya da ağız içerisinden dişin içerisine herhangi bir solüsyon sızmamasını sağlıyorum. Rubber damımızı da taktık. Giriş kavitesi aşamasına geçtik. Şimdi giriş kavitesi aşamasında eski, yeni ve şu anki trend olan konseptler var. Eski konsept arkadaşlar, geleneksel konsept şudur. Endodontide çok fazla konservatif olamayız. Görebilmek açısından ve E'lerin kanal içerisinde kırılma riskini minimalize etmek açısından geniş kavite açmamız gerektiği şeklinde eski konseptimiz o şekilde. Bakın mesela o konsepte göre şurada pulp odası kalabiliyor. Biz bu şekilde üst keser dişlerde bu bölgeyi rahatlatmazsak ya da şu bölgeyi rahatlatmazsak bizim E'miz kanal içerisinde tam yolunu bulamayıp karşı bölgede basamaklara sebep olabiliyor. Ve alet kırıkları meydana gelebiliyor. Onun için şu bölgeyi kaldırmamız gerekiyor. Aletin doğrudan kanala girmesi gerekiyor. Bu bir tartışılabilir bir konu. Yeni konseptte ise minimal kavite açma öneren hekimler var. Dişin sonradan kırılma direncinin düşmemesi için. Bu noktada aslında dengeli olmamız gerekebiliyor. Mümkün olan en küçük kaviteyi en fayda verecek şekilde açmamız gerekiyor arkadaşlar.
Bu noktada bakın molar dişlerde bazen şu şekilde fare deliği şeklinde kavite açıldığı zaman şurada şeyler kalabiliyor, pulp odası kalabiliyor. Bu minimal kavite açıldığı zaman mesela bakın şu şekilde daha küçük açıldığı zaman ne yapılıyor? Ultrasonik frezlerle şu bölgeler uzaklaştırılıyor, o şekilde çalışılıyor ve küçük deliklerden kanallara giriliyor. Bunlarda da işte gözden kaçan anatomi olma ihtimali daha yüksek. Eğer çok tecrübeli değilsek endodontide biz konservatif kavite açmamız gerekiyor ve konservatif kavite ile hem bütün kanalları bulabiliriz hem eğer bu bölgede pulp odası kalırsa o biz mesela bu kaviteyi açarsak bu bölgeyi de ultrasonikle temizlememiz gerekiyor. Eğer mesela genç hastalarda pulpa boynuzları daha belirgin oluyor. Genç hastalarda eğer ultrasoniklerle ya da bu bölgeyi tamamen kaldırmadan kanal tedavisi yaparsak bu bölgede kalan pulp artıkları sonradan renkleşmeye sebep olacak ve hastalar diyecek ki işte biz ön dişimizi kanal tedavisi yaptırdık. Daha sonra dişim siyahlaştı, renkleşti. Bunun sebeplerinden birisi de bu bölgedeki pulpa boynuzunun kaldırılmaması. Bakın Sergio Nicola tarafından çekilen bir çok güzel bir fotoğraf. Tamamen pulp odası kaldırılmış, pulpa dokusunu görüyorsunuz. İdeal bir giriş kavitesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi giriş kavitesini de açtık. Bizim için önemli parametrelerden birisi de ekstra kanallardır arkadaşlar. Bakın bu çalışmayı Bekir Karabucak hocamız Amerika'da şu an bir üniversitede öğretim üyesi orada yapmış. Kliniklerine, üniversite kliniklerine gelen hastalara tomografi görüntüsü çekmişler. Ve çekilen tomografi görüntüsünde ne kadar hastada gözden kaçan kanallar var. Eğer bir kanal gözden kaçtıysa ne kadar oranda problem görünüyor. Bakın alt azı dişlerinde kanal tedavisi Amerika'da yapılan tedavilerde %20 oranında gözden kaçan kanal var. Alt premolarlarda %10. Üst molarlarda %40 bakın. Sadece gözden kaçan kanal var %40 oranında. Üst premolarlarda da %9,5 oranında gözden kaçan oran var. Diyelim bir kanalı gözden kaçırdınız. Problem olur mu olmaz mı? Burada o sorunun cevabını aramışlar. Bakın alt molarlarda 380 vakanın 250'sinde problem gerçekleşmiş. Yani %65 oranında gözden kaçan kanal varsa problem olmuş. Alt premolarlarda %50 oranında, üst molarlarda gene %65 oranında problem gerçekleşmiş ve üst premolarlarda da %50 oranında problem ve lezyon, semptomatik dişler oluşmuş. Demek ki gözden kanallar kaçtığı zaman en az %50 oranında problem oluyor. Biz de ekstra kanalları bulmak için bazı özel yöntemler kullanmamız gerekiyor. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ekstra kanallar konusunda hem bizim göz sağlığımız açısından hem de yapılan tedavinin başarılı olması açısından bazı dikkat edeceğimiz konular var. Bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Kaliteli ayna kullanmak. Kaliteli aynadan kastı nedir? Ön yüz aynaları dediğimiz bunlar genelde rodyum kaplı aynalar oluyor. Ve yansıtma yapmayan aynalar. Bakın şu iki ayna bizim kliniğimizde mevcuttu. İkisi de kullanmış eski aynalar, aynı derecede kullanmış aynalar. Bakın şu aynadan şu kaviteye baktığımız zaman hiçbir şey göremiyoruz ve bulanık görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bu aynaların üzerinde normal kliniğimizde kullandıklarımız birçoğumuzun kullandığı aynaların üzerinde bir kaplama var ve ayna o kaplamanın altında. Bu şekilde o kaplama aynanın daha az çizilmesini sağlarken bizim görüntümüzü tamamen bozuyor ve net bir şey göremiyoruz. Bakın altta da görüyorsunuz. Şurada bir kanal daha bulmuştum ben arkadaşlar ve şurada da bir kanal daha bulmuştum mid mesial kanalı. Şuralarda görüyorsunuz. Ama şu aynayla baktığım zaman ben hiçbir şey göremiyorum. Bakın aynı görüntü peş peşe çektim. Birisinde ne kadar aydınlık ve parlak, diğerinde tamamen bulanık ve karanlık. Bu şekilde çalışırsanız hem gözünüz daha çabuk bozulur hem de ekstra kanalları bulamazsınız. İkinci ekstra kanalları bulmak için önemli parametrelerden diğeri de nedir? Büyüteç. Endodontide büyütme çok önemli. Onu da ilerleyen slaytlarda vakalar üzerinden gene göstereceğim. Büyütme olmadan bazı durumlarda ekstra kanalları göremiyoruz. Ve üçüncü parametre nedir? Kaviteye bir sulu baktığımız zaman balık gözü denilen bir hadise oluyor. Suyun içerisinde gördüğümüz görüntüyle kuruyken gördüğümüz görüntü çok daha farklı oluyor. Kavite ıslakken, içerisinde hipoklorit varken genelde ben ekstra kanalları bulamıyorum ve zorluk çekiyorum. Ama kaviteyi kuruttuğum zaman bir paper point yardımıyla ya da başka bir şeyle ekstra kanallar daha rahat buluyorum. Bu da çok önemli bir ipucu bence. Kaviteyi ekstra kanallar bulmadan önce kurutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra temiz bir aynamıza baktığımız zaman daha kolay buluyoruz. Bunun için de
özel endodontik suction'lar var. Bunlardan satın alabilirsiniz. Ya da ben mesela kliniğimizde bu kalsiyum hidroksit metapest uçları vardı. Bunlar enjekte edilebilen likit kalsiyum hidroksit. Bunun uçları suction ucuna tam olarak adapte olmuyor. Şu uç kısmını bunun kalsiyum hidroksitin burasına az bir şey ısıtarak, etrafında döndürerek ısıtarak yumuşattıktan sonra suction tüpün içerisine yerleştirirsek arkadaşlar buraya çok güzel adapte oluyor. Ve bunun kalınlığı da 50-60 numaralı E'ye denk geliyor. Bu şekilde iki aspiratör suction'ımız varsa cerrahi aspiratörü bunu takarak ben kanalları bu şekilde kurutuyorum ve işlem esnasında kanallara bakmam gerektiğinde ya da kurutmam gerektiğinde daha rahat bir şekilde kurutabiliyorum. Kanal ağızları bazen asit uygulama sonrasında mesela kanal var biliyorsunuz, mezyobukal 2 kanal var, yerini tahmin ediyorsunuz ama giremiyorsunuz. Kanalın üzerine asit uygularsanız asit uygulaması sonrasında oranın rengi bariz bir şekilde değişiyor. Diğer çevre dokulardan koyu renk alıyor ve yumuşuyor ve bu yumuşama sonrasında periodontal sondla ya da az sonra bahsedeceğim E'lerle çok daha rahat bir şekilde bu ekstra kanallara girebiliyorsunuz. Diğer bir ipucu da bu şekilde asitleme yöntemi. 30 saniye civarında asit uygularsınız, 20-30 saniye asit uygularsınız, yıkayıp kuruladığınız zaman kanal ağzının daha çok açığa çıktığını göreceksiniz. Bakın az önce bahsettiğim konvansiyonel aynalar ve rodyum aynalar. Rodyum aynalarda bakın bir test yaptığımızda aynanın üzerine bir frez koyduğumuzda arada herhangi bir boşluk yok. Ama konvansiyonel aynalarda aradaki boşluğu görüyorsunuz ve bu şekilde rodyum aynalarda daha net, daha doğru bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunlar farklı versiyonları piyasada satılmakta. Evet, şimdi ekstra kanallar hususunda bir önemli bilgi daha vereceğim. Gene az önce de dedik, adet işler el övünür. Şimdi bu noktada piyasada farklı e-sistemleri var. Ama şu anda anlatacağım sistemlerin isimleri çok benzer. Bundan dolayı da birbirine çok karıştırılıyor. Halen çok karıştırılıyor. Birincisi VDV'nin ürettiği C-Pilot E'leri, ikincisi de Dentsply'in ürettiği C-Plus E'leri. Burada C-Plus işte catheterization file, yani kalsiye kanalları açmak için olduğu söyleniyor. Diğerleri de VDV'nin ürettiği C-Pilot E'leri diye geçiyor. Bu E'lerin özelliği şu şekilde arkadaşlar. Şimdi Dentsply'in ürettiği C-Pilot E'leri 6-8-10-15 boyları mevcut. Ve bu E'lerin özelliği ilk 3 milimetresinde, normalde biliyorsunuz taper nedir? E'nin her 1 milimetresindeki kalınlık artışıdır. Normalde konvensiyonel E'lerde 2'şer 2'şer milimetre artarken şeylerde, bu Dentsply C Plus E'lerde E'nin ilk 3 milimetresinde 4'er 4'er artıyor. 4 açıya sahip. Daha sonra 2'şer 2'şer artıyor. Bu ne bir artı özellik sağlıyor? İlk 3 milimetresi kalın olduğu için E'ler daha sert, daha mukavemetli oluyor ve kanal ağızlarını açarken kalsifiye kanallarda bize yardımcı oluyor. Ve bu şekilde bu E'lerle kanal ağzını açabiliyoruz. İkinci E'miz VDV'nin ürettiği C-Pilot E'leri. Bu E'lerde ısıl işlem görmüş tellerden üretilmiş daha esnek E'ler normal E'lerimize göre. Nasıl envir E'leri olan işte ProTaper Next gibi, Reciproc gibi E'ler varsa nikel titanyumun envir şeklinde üretiliyor. Yani ısıl işlem görmüş tellerde. Bunlar da özel bir ısıl işleme tabi tutmuşlar E'leri. Bu şekilde bu E'ler daha dayanıklı. Ve tıraşlama ile değil bükülerek üretilmiş. Tıraşlama olması da E'lerin üzerinde zayıflamaya sebep oluyor. Ve bu şekilde bu E'ler çok esnek ve dayanıklı. Şimdi piyasada birçok satılıyor, el E'si satılıyor. Genelde piyasaya şu anda en hakim olan E'ler Çin malı E'ler. Eğer kliniğinizde ucuz ya da bir Çin malı bir el E'si kullanıyorsanız mesela 20 ve üzeri E'lerde kolay kolay bir problemle karşılaşmazsınız. Ama 20'nin altındaki E'lerde çok kolay alet kırığı gerçekleşebilmekte 6, 8, 10, 15'te. Ve eğer kaliteli bir E kullanmıyorsanız, kullandığınız el E'si de kanala soktuğunuz ilk E olduğu için daha apex'e ilerlemeden E'niz kırılacaktır. Ve bu şekilde onun yanından geçmek, onu çıkarmak çok zor olacak ve tedaviniz başarısız olma ihtimali artacaktır. Ondan dolayı bakın, bütün E'leriniz çok kaliteli olmasa bile en azından İnce E'leri çok kaliteli olması gerekiyor. Ben bu noktada VDV'nin C-Pilot'larını çok başarılı buluyorum. Genelde 10 numaralı C-Pilot E'sini kullanıyorum. Şimdi ekstra kanalları bu E'lerle bulamıyorum. Niye? Bu E'ler daha esnek, daha narin, yumuşak kanal ağızlarına giremiyor. Ama şu E'ler çok sert olduğu için kanal ağızlarını tornavida gibi açabiliyorlar. Dentsply C Plus E'leri. Bu şekilde bu E'lerle daha rahat kanal ağzını açıyorum.
Eskiden asistanlığım döneminde bu E'lerle işte kanalda ilerlemeye çalışıyordum ve birçok vakada da bu E'leri kırdım. Ya sonra bu E'lerden soğumuştum. Denspin C Plus E'lerinden. İşte kasifiye kanal açmak için olduğu söyleniyor ama kasifiye kanallarda bu E'ler çok hızlı bir şekilde kırılıyor. Şu anda ne uyguluyorum? Kasifiye kanalların ağzına 2-3 mm sadece bu E'leri bulmak için kullanıyorum. Daha sonra VDV'nin CE'lerine geçiyorum. C pilot E'lerine ilerleme işlemini onunla yapıyorum. Burada yine size bir özel bir ipucu vereceğim. Bu Denspin CE'leri normalde biliyorsunuz E'ler hep 25 mm olarak üretiliyor standartta. Geçen depocumuz bir E getirdi. Şu şekilde normalde hiç açılmamış E. Kısacık bir sapı var. Toplam uzunluğu şunun 18 mm. Gördüm çok şaşırdım. Dedim bu sahte bir E herhalde. Bu kadar kısa bir E olmaz çünkü giriş kalitesine zor giriyor. Kanallarda ben 18 mm E'yi nasıl ilerleyeceğim diye düşünüyordum. Sonra bunu ben bizim gene bu International Association and Endodontic Education Research Practice olan Facebook grubunda paylaştım. Bu E'den haberiniz var mı? Denspin kısa 10 numara E'si sahte olabilir mi diye. Alttaki yorumların %90'ı sahte E, fake diye yorum yaptı. Sonra birkaç kişi dedi ki böyle bir E var. Denspin sitesine girip inceleyebilirsiniz. Hatta bir hekim dedi ben bu Kanada'da bu hekimlerden arıyorum ama buraya gelmiyor. Çok güzel bir E dedi. Kanal ağızlarını bulmak için müthiş bir E dedi. Sonra ben bu E'leri gerçekten denedim. Kısa saplı olması E'nin esnekliğini azaltıyor. Nasıl bir tornavida kullanırsanız çok uzun saplı olursa alt kısımda kontrol azalır ve kontrolümüz azaldığı için de kanallara giremeyiz. Bunda da kontrolümüz çok daha iyi oluyor. Kısa E ile bir tornavida gibi tabiri caizse kanal ağızlarını çok rahat bir şekilde açabiliyoruz ve daha sonra VDV'nin CE'lerine geçiyoruz. Bunun 18-21 mm olan versiyonları mevcut. Bu şekilde bu E'lerle sadece kanal ağızlarını açabilirsiniz. Evet. Üst premolar dişlere gelecek olsak, üst premolar dişlerde ben en çok üst 5 numaralarda görüyorum. Hastalar geliyor, radyografik olarak apex'e giden bir kanal yapılmış. Tek kanal dolmuş. Hasta bir sene sonra lezyonlu, şikayet bir şekilde geliyor. Üst 5 numaralarda genelde bukkal kanalları buluyor hekim arkadaşlarımız ama üst 5 numaralarda tek köklü, tek kanallıdır diye düşünerek dörtler biz hep okullarda genelde öyle öğrendik. Dörtler iki kanallıdır, beşler tek kanallıdır diye öğrendik çoğu zaman. Halbuki üst 5 numaralarda büyük oranda iki kanallı olabiliyor. Bunlar apex'te birleşebiliyor ya da ayrı ayrı olabiliyor. Bu durumlarda apex'te birleşse bile kanallardan birine biz girmediğimiz için bu bölgede enfekte bir alan kalıyor ve problem gerçekleşiyor. Kanal ağızları genelde üst 5 numaralarda bukkolingual olarak çok oval düz bir kanal oluyor. Bu sebeple de biz ne yapmamız gerekiyor? Her zaman için bizim tahmin ettiğimizden bildiğimiz klasik bilgilerin haricinde bir kanal fazlaymış gibi düşünmemiz gerekiyor. Ve üst 5 numaralarda da o şekilde iki kanal varmış gibi çalışırsak bu problemlerle karşılaşmaya daha az görünür. Bakın bu vakada bu hasta bir endodontistti. Yıllar önce bir kanal tedavisi yapılmış. Bu noktaya kadar dolmuş. Daha sonra ilerlenememiş. Ve lezyon gelişmiş. Hasta bana işte kanal tedavisi tekrar için gelmişti. Daha sonra baktığım zaman hep E'nin burada bir yere tosluyor. Yanından bir noktadan geçiyor ama geçtiği noktada E'nin ucu şu şekilde şuradan şuraya kıvrılıyor. Çok zor geçiyor. Ben burada bu kanalın ikiye dallandığını oradan anladım. Hani bir noktada ortada duruyor. E'nin ucu eğiliyor ve bir noktadan biraz daha ilerliyor. Daha sonra şunu yaptım. Kanalı bukkolingual yönde genişlettim. Aşırı genişletme yaptım bukkolingual yönde. Çünkü görebilmem gerekiyor bu aşağıdan dallanmayı görebilmem için. Rotary E'lerle, Gaze Gliding'lerle bukkolingual yönde tek bir kanal var yukarı kısımda. İki kanal yok. Genişletme yaptım. Daha sonra mümkün olduğunca kanal içerisindeki bütün gutaları boşaltmanız gerekiyor. Bütün gutaları boşaltmadan aşağı kısmı göremiyorsunuz. Tamamen guta perkaları uzaklaştırdım bu bölgeye kadar. Daha sonra az önce bahsettiğim güzel aynalarla ve kanal içerisinde kurutarak baktım. Ve mikroskop olmadan sadece o zaman lupla çalışıyordum. Ve lup altında buradan bir kanalın daha ayrıldığını görebildim. Daha sonra palatinal kanalda şu şekilde şu yönden giriş yaparak bu kanala da girebildim. Apex'te ikiye ayrılan bu yerde bu şekilde başarılı olabildik. Demek ki aletler çok önemli. Güzel gösteren bir ayna, büyütme ve kanal içi kurutma bu şekilde ekstra kanallarda bizim için önem arz ediyor. Kanalların ikiye ayrıldığını başka nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Bakın röntgende görüyorsunuz geniş bir kanal var. Buradan sonra kayboluyor gibi daralıyor.
Eğer bir kanal birden daralıyorsa, kaybolduğunu görüyorsanız bu büyük ihtimalle kanalın ikiye ayrıldığını gösteriyordur. İki ince kanal olduğu için artık kanallar röntgende görünmez. Bu tarz vakalarda da kanalların daralma noktasından sonra ikiye ayrıldığını anlayabiliriz. Bakın alt premolarlarda birçok vakada aşağıdan bu şekilde ikiye ayrılmaktadır. Alt premolarlarda da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce gösterdiğim vakada da olsun gene birçok vakada. Bakın burada da alt premolarla ikiye ayrılıyor. Bu noktada ben alt premolarda şu ikinci kanalı görmedim ama her zaman için iki kanal olabileceğini düşünerek hem bu kalden hem de paratinal yöne EM'i yönlendirerek preparasyon yaptım ve bu şekilde iki ayrı kanaldan preparasyon yapıyormuş gibi işlemini tamamladım. Sonrasında dolum yaparken ben tek kon yöntemine çok karşıyım. Kolay kolay tek kon yöntemini kullanmıyorum. Hep lateral kondansasyon yöntemini tercih ediyorum. İnce konuları kullandığınız zaman bakın ben buraya tek kon koysaydım, kalın tek kon koysaydım ne olacaktı? Tek kon burada yukarıda şu boşluğu kapatacaktı. İnce gutaperkayı şuraya gönderdikten sonra lateral kondansasyonuna da buraya gene ikinci gutayı gönderdiğimi düşündüm. Dolum filmi aldığımda gördüm ki ikinci bir kanal varmış. Bunu ben ikinci kanal dolum filminde fark ettim. Demek ki alt premolarlarda da ikinci kanalı bulamasanız dahi bukkolingual yönde iki kanallıymış gibi çalışabilirsiniz. Bakın mesela bu hasta ortodontik tedavi görecek. Bunun 4 numarasında kanalında 2 kanal çıktı. 5 numarası da zaten panoramik filmden de belli oluyor. 2 kanallı olduğu belli oluyor ve bu hasta da buradaki daha önceki 10 sene önce çekilen dişe bağlı olarak büyük bir lezyon var. Şurada röntgende de görüyorsunuz bakın kanal birden daralıyor. Buradan sonra kayboluyor. Bu bize burada kanalın ikiye ayrıldığını gösteriyor. Bunun için biz tomografi de almıştık bu lezyondan kaynaklı. Kanalların şöyle C şeklinde olduğunu, bir kanalın da burada olduğunu görürsek tomografi görüntüsüyle çok daha öngörülebilir bir kanal tedavisi yapabiliriz. Ve bu şekilde kanal tedavisini de gerçekleştirdik. Bakın bu gene bizim Facebook grubunda paylaşılan bir vaka. Alt premolarlarda 3 kanallı, bazen 4 kanallı olabiliyor. Bunlar bizi korkutmaması gerekiyor. Olabilecek komplikasyonların hepsini bilmemiz gerekiyor. Ve bazen yaptığımız radyografik olarak güzel görünen kanalların da neden başarısız olduğunu bize gösteriyor. Bakın bu imaj da gene Dr. Francisco Balandrano'ya ait Meksika'da. Alt molar dişin distal kanalı. Bakın tam apex'te 3'e dallanmış. Biz genelde buradan ya bu noktada duruyoruz ya bir tanesinden çıkıyoruz. Biz ne kadar iyi kanal tedavisi de yaparsak yapalım, kanallar buradan enfekte olabilir ve başarısız olabilir. Bu tarz durumlarda apikal rezeksiyon işlemi gerekmektedir. Evet, şimdi mandibüler molarlar, alt molarlara bakacak olursak ekstra kanallardan bahsetmiştik az önce nasıl buluyoruz diye. Şimdi size bir yöntemden daha bahsedeceğim biraz sonra ekstra kanalların olduğunu nasıl anlayabiliriz diye. Bakın alt molarlar, mezyalde mezyobukkal kanal, retreatment işlemi gene. Mezyolingual kanal. Ortada her zaman alt molarlarda bir mid mezyal kanal varmış gibi düşünmek gerekiyor. Özellikle genç hastalarda, yaşı 30'un altı olan hastalarda bu mid mezyal kanal çok yüksek bir oranda. Mesela bir Journal of Endodontics dergisinde Adam Azim ve arkadaşının bir çalışması yayınlandı. Klinik olarak kliniğine gelen hastalarda %40 oranda alt molarlarda mid mezyal kanal bulmuş. Ben 30 yaşının hastalarda ben yaptığım tedavilerde %70-80 oranında mid mezyal kanal buluyorum. Kendisi de aynı şeyi belirtmiş. Genç hastalarda bu kanalların bulunma oranı çok daha yüksek. Ve bu şekilde alt molar dişlerde mid mezyal kanal bulunamadığı durumlarda sonrasında problem gerçekleşebiliyor. Bakın distal kanalda da bazen E'niz bir yere takılıyor gibi olabiliyor. O durumlarda da distalde de mid distal kanal olabiliyor. İkinci bir kanal olabiliyor. Şimdi alt molarlarda özellikle bir simetri kuralı var. Çok hayati bir kural. Ekstra bir kanal olup olmadığını, 3 kanal mı 4 kanal mı olduğunu nasıl anlar? Bir kere öncelikle şunu kabul edeceğiz. Alt molarlar 4 kanallıdır. Yüksek oranda. Çok nadiren 3 kanallıdır. Yani 3 kanallı gibi düşünmeyeceğiz. Nadiren diyelim ki 3 kanallı. O zaman 3 kanallı olduğunda nasıl oluyor? Bakın mezyal kanallardan bir çizgi çekiyoruz. Hayali bir çizgi. Bu çizginin ortasından da dikey bir çizgi çektiğimiz zaman distal kanal eğer bu çizginin üzerindeyse yani iki kanalın tam ortasındaysa bu genelde 3 kanallı olabilir diye düşünüyoruz. Ama bu çizgiyi çektik, ortadan geçirdik. Biz sadece bu 3. kanalı bulmuşuz şu anda. Bulduğumuz diğer kanal tam ortada değilse
O zaman diyoruz ki bir tane daha kanal olma ihtimali yüksektir. O da bu çizginin diğer simetriğinde, diğer kanalın karşısındadır. Bu tarz durumlarda da 4 kanallı olduğunu anlıyoruz. Evet, bakın gene alt molar dişte 6 kanallı, mezyalde 3 kanal var, distalde 3 kanal var. Bakın bazen dişiniz E ile mezyobukal kanala girdiniz. E'niz çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde, hiçbir yere saplanmadan rahat bir şekilde kanala girebilir. Ama mezyolingual kanala girerken her seferinde kanal ağzında bir yere bir saplanma meydana geliyor. Yani rahat bir şekilde girmiyorsa, bir yere takılıyorsa, bilin ki mezyolingual kanalda bu şekilde oluyorsa o kanalın içerisinde bir kanal daha vardır. Aşağıdan ayrılan bir kanal daha vardır. Bu kanalları bulmak için ne yapmak gerekiyor? Mezyal kanalların arasında çok ince bir çelik rond frezde 1-2 mm ya da ultrasonik kavit rondçularıyla 1-2 mm daha aşağı indirip o şekilde güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra preparasyon işlemini bittikten sonra diğer kanallar, bu kanalları aramamız gerekiyor. Bakın bunda da lingual kanala girerken her zaman aletin bir sürtünme oluyordu, bir yere takılıyordu. Sonra kanalı genişlettikten sonra buccolingual yolda süpürerek oval bir şekilde genişletme yaptım. Sonra kanallar kuruttuktan sonra bu noktada da bir ince bir kanal olduğunu gördüm ve bu mid mezyal kanalım benim. Buradan girdikten sonra görüyorsunuz burada apex'e kadar ulaşamadım. Belki bu kuldesak şeklinde apex'e ulaşmayan bir kanaldı ya da çok dar olduğu için ben ulaşamadım. Bir retreatment vakasıydı gene. Aynı şey gene aynı distal kanallar da için geçerli. Kanala girerken bir yerde takılma oluyorsa orada bir kanal ağzı daha olabiliyor. Bakın gene atmolar, mezyalde mid mezyal kanallar, 3 mezyal kanalı görebiliyorsunuz. Mikroskopla çekildiği zaman çok daha net oluyor. Bakın telefonla çekildiği zaman bu şekilde daha farklı görebiliyorsunuz. Mikroskop gerçekten o noktada yardımcı. Bu mid mezyal kanallar her zaman birleşmiyor. Bakın bu vakada 3 tane mid mezyal kanal birbirinden ayrı sonlanmış. Bu tarz vakalarda mesela mid mezyal kanalı bulamazsak problem olma ihtimali daha yüksek. Gene retreatment vakası bakın semptomatik. Distalde bir kanal bulunmuş. Mezyalde 2 kanal bulunmuş. Distal kanalı ben genişlettikten sonra retreatment yaparken gutaları söktükten sonra bir de şu aşağı noktada bir kanal ağzını hep ne yapıyorum? Retreatment'ımı yapıyorum. Kanalları boşalttıktan sonra kurutuyorum kanal açı suction'ımla. Güzel gösteren aynı anda tekrar bir böyle bir kanalın üzerine ışık düşürerek bakıyorum. Ve şu noktada bir kanalın daha ayrıldığını gördüm. Ve bu kanala girilemediği için bu diş başarısız olmuş. Ben de bu kanalı tekrardan bulmasaydım tekrardan muhtemelen başarısız olacaktı ve bu işlemden sonra hastanın semptomları geçti. Bakın rubber dam'dan bahsettik ilk başta. Rubber dam'ı bazı dişlerde takamıyoruz diyebilirsiniz. Aslında bazı dişlerde takmak çok zordur. Doğru, haklısınız. Ama bir 3-5 dakika uğraşarak bütün dişlere rubber dam takabiliyoruz. Mesela burada kesilmiş diş. Hiçbir klamp uymuyordu bu vakada. Komşu dişlere rubber dam takarak aradaki dişleri de bu şekilde rubber dam'ı geçirerek izolasyon her türlü sağlayabiliyoruz. Gene bakın alt azı dişlerde radix entomolaris dediğimiz durum olabiliyor. Yani bazen ikinci bir kök distalde ya da mezyalde ikinci bir kök olabiliyor bakın. Bu şekilde fazladan köklerde olduğu olabiliyor. Dediğimiz gibi her zaman ekstra kanallardan şüpheleneceğiz. Alt molarda mezyalde ekstra kanallar, ekstra kökler. Bakın şu mezyal kanal. Bir burada, iki tane kanal burada. Distalde bir burada var, bir burada var. Ortadan gelen de bununla birleşiyor. Her zaman için yuvarlak bir şeklinde bir kanal gibi düşünmüyoruz. Bakın eylemelere baktığımız zaman yuvarlak bir kanal değil. Anatomik bir genişletme yapmayı hedef alacağız ve bu ara bölgeleri de temizlemeye çalışacağız. İsmus bölgelerini. Bu bölgeleri temizleyemezsek sadece eyle gir çık hareketi yaparsak bu bölgeler temizlenemediği için enfekte kalacak ve başarısızlığa sebep olacaktır. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Eylerle girdikten sonra çıkarken süpürme hareketini kullanmamız gerekiyor. Evet şimdi bir mikro CT görüntüsü göstereceğim. Çekilmiş diş üzerinde. Bu üst birinci büyük azı dişi. Şu anda dişin koronal kısmını görüyoruz. Giriş kavitesi. Yavaş yavaş köke doğru ineceğiz. Burada mezyal kanal belirleyecek. Burada distal kanal, burada palatinal kanal. Şimdi bu göstereceğim video kanal anatomisinin ne kadar kompleks olabileceğini size anlatıyor. Bunu görünce gözünüz korkmasın. Her zaman olan bir durum değil. Ama hani bazen diyoruz ya %95 başarı oranımız. Ne kadar iyi kanal tedavisi yaparsak yapalım. Başarı oranımız %100 değil. Her zaman %5 bir kapı açık bırakıyoruz. Bunun sebebini de bu video çok güzel anlatıyor.
Bu videoyu bir arkadaş bana göndermişti ama kaynağını bulamadım. Muhtemelen Versiyani ve arkadaşlarının videosu diye düşünüyorum ama tam olarak kaynağını bulamadığım için hazırlayanlardan özür diliyorum. Evet, bakın şu anda kanallar ayrıldı. Mezyal kanal, distal kanal, palatinal kanal. Burada şuna dikkat edin. Bakın mezyal kanal şurada şu şekilde, düz bir şekilde, oval şekilde. Şurada bir yuvarlak bir kanal var. Daha sonra burada oval var. Bakın distal kanal da oval şekilde. Palatinal kanal şu anda yuvarlak. Eğer biz kalın işte mesela ProTaper gibi kalın E'lerle girip buradan genişletme yaparsak bizim E'lerimiz şu oval kısma, ismus gibi olan oval kısma giremeyecek. Ve ne olacak? Bizim E'miz burada dönerken dentin talaşlarını alıp buraya bulayacak enfekte alanı. Ve burada temizlenemeyen bir alan oluşacak. İrigasyonlarda da ultrasonik kullanmadan, şey yapmadan bu bölgeyi temizlemek çok zor ve tedavimiz başarısız olabilecek. Ne yapmak gerekiyor? Birincisi ince taper'a sahip, 2 ve 4 açıya sahip E'ler kullanmak gerekiyor. 2 ve 4 açıya sahip E'lerle çalışırsanız, döner aletlerle çalışırsanız, burada preparasyon yaparken buraya doğru süpürme hareketi özellikle iki açılarda çok daha rahat oluyor. Ve bukkolingual yönde bir genişletme yapabiliyorsunuz. Bunu kalın işte 8 taper'lı, 6 taper'lı aletlerle yaptığınız zaman çok agresif bir genişletme oluyor. Ve strip perforasyonlara sebep olabiliyorsunuz. Onun için bu durumlarda ince aletler, taper'ı az olan aletler daha makbul. Bu şekilde fırçalama hareketiyle çalışmanız gerekmekte. Bakın şimdi aşağı doğru ineceğiz. Aşağı doğru iniyoruz. Mezyobukal 2 aşağıda başladı. Demek ki mezyobukal 2 bazen daha aşağıda başlayabiliyor. Onun için iki yönlü eyleme yapmak gerekiyor. Hem bukale doğru hem de palatinale doğru bakmamız gerekiyor. Bakın. Daha sonra pardon. Aradan şeyler çıkmaya başladı. Yan kanallar çıkmaya başladı. Bakın yan kanallar çıkıyor. Bakın bir sürü yan kanal. Evet. Yüzlerce kanalcık var. Demek ki yani kompleks bir anatomi ile savaşıyoruz. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Her zaman tam olarak temizleme yapamasak dahi büyük çoğunlukla başarı elde ediyoruz. İrigasyon çok önemli bu noktada. Eyleme ile bu giremediğiniz noktalarla irigasyonla başarılı olabiliriz. Bakın bir başarısızlık sebeplerinden birisi daha. Kanal tedavisinin yapılmadan önce bakın burada bir radyopak bir şey görüyorsunuz kök ucunda. Harici bir kitle görüyorsunuz. Bu ekstra radiküler biyofilm kalsifiye olmuş ve radyopak görüntü verecek şekilde bakın şu kökte rezeksiyon yapıldıktan sonra bakın görüyorsunuz şunu palatinal bölgesinde. Biz kanal tedavisini ne kadar iyi yaparsak yapalım, istediğimiz kadar medikament uygulayalım. Eğer burada bir ekstra radiküler biyofilm varsa yaptığımız kanal tedavisinden sonra burası iyileşmeyecek. Çünkü kökün dışına biz dokunamıyoruz. Bunun bir çözümü yok. Ağız içerisinde bir çözümü yok. Ne yapmak gerekiyor? Apikal rezeksiyon yaparak bu bölgeyi uzaklaştırmak gerekiyor. 3 mm dik olarak kesmeliyiz mümkün olduğunca. 3 mm de kanal içerisine girerek yan kanalları elimine ediyoruz dik kestiğimiz zaman. Bu şekilde problemli bölgeyi aldıktan sonra başarılı olabiliriz. Evet, üst molarlardan bahsettik. Üst molarlarda ek kanallar olabiliyor dedik mezyobukal 2. Bakın mezyobukal 2'nin olma oranı üst birinci azılar için Stropko'nun çalışmasında 2007 idi yanılmıyorsam gösterilmiş. Üst birinci azılar için ikinci kanal olma oranı mezyoal kökte %90. Üst ikinci büyük azılar için de %60 arkadaşlar. Yani çok büyük bir oranda mezyobukal 2 var. Bulamıyorsak demek ki ya çok derinde ya kanallar kalsifiye olmuş ya pulpa taşı var. Mesela bir vakada emindim mezyobukal 2 olduğuna. Pulpa taşı olan bir vaka olduğu için Apex'e mezyobukal 2'ye giremedim. Bazen de dediğim gibi bazı durumlarda da mezyobukal 2 burada. Bakın mezyobukale girerken DM hep takılıyordu. Takıldığı için ben bir kanaldan daha şüphelendim bu vakalarda. Bakın hep 3 tane mezyal kanal var. Bu da mesela bir tomografi çalışması yapmıştık. Onda da 3 tane kanal görünüyor. Mezyobukal 1, mezyobukal 2 bir de ortada bir mezyobukal 3. kanal daha var. Kanal aleti takılıyorsa bakın üst molarlarda da böyle bir 3. kanal dahi olabiliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Genelde kanal mesela vitelse çizgi şeklinde bir kanal anatomisi oluyor. Dümdüz çizgi şeklinde bir kanal anatomisi oluyor. Böyle iki tane ayrı nokta şeklinde değil de devam eden bir anatomi olduğu zaman
Ortada genelde bir kanal oluyor ya da işte girdiğimiz zaman şu kanalın girişinde bir takılma oluyorsa ikinci kanal olabiliyor. Bakın Mezobukal 2'den bahsettik. Soldaki fotoğraf gene Sergio Nicola'nın, sağdaki vaka benim. Onun fotoğrafları çok güzel olduğu için onun fotoğraflarını koydum. Mezobukal ikinci kanal biz nerede arıyoruz? Mezyal kanalla palatinal kanal arasında, mezyal kanalın 2 mm kadar palatinal kısmında, bu bölgelerde arıyoruz genelde. Ama bazen mezobukal ikinci kanal palatinal kanalın yanında da olabiliyor. Hemen dibinde oluyor. Bu tarz vakalarda bakın palatinal kanalmış gibi düşünebilirsiniz ama girdiğiniz zaman bakın ben şu vakayı yapmıştım. Palatinal kanalın hemen yanında bir kanal daha vardı. Acaba dedim bu hangi kanal? Röntgende çektikten sonra açılır röntgende birkaç dakika düşündüm hangisi hangi kanal diye. Bakın şu mezobukal kanal, bu mezobukal ikinci kanal, şu distal kanal, şu palatinal kanal bazen bu şekilde çok yakın da olabiliyor. Selim Yavuz hocamız güzel bir soru sormuş. Apikal lezyonun dişlerin irigasyonu ile ilgili güncel standart nedir? Teşekkür ederiz hocam sorunuz için. Birazdan irigasyon konusuna geçeceğim. Kanal şekillendirmeden sonra lezyonlu dişlerin irigasyonu da gerçekten önem arz ediyor. Onunla ilgili de sorunuzu cevaplayacağım birazdan. Şimdi bakın bu 5 tane ayrı vaka, bunların özelliği hepsi aynı hafta içerisinde geldi kliniğe. Bir hafta içerisinde gelen 5 tane farklı vaka ve hepsinin de mezyal köklerinde lezyon mevcut. Demek ki bizim en büyük problemimiz üst birinci azılarda mezyal kökler. Bakın burada mezyal kökte lezyon var. Retreatment yaptım. Mezyobukal ikinci kanala girdim. Gene bakın mezyal kökte lezyon var. Palatinale giden, bukkalden palatinale kadar giden bir fistül ağzı vardı. Önce mezyal bukkal 2'ye girdim. Sonra bu vakada palatinal kökü de sökmüştüm. Daha sonra bakın gene burada da mezyobukal 2'ye girmişim. Benzer mezyalde bir lezyon var. Bakın ne kadar iyi görünüyor kanal tedavileri. Ama hep mezyalde bulunamayan kanallardan dolayı üst azı dişleri problemli oluyor. Bu vakada da gene daha önce ben retreatment apex'e ilerleyememiştim. O zaman elimde 10 numara C file'lar ya da farklı E'ler yoktu. Bu vakada mikroskop altında ikinci aldığımda mezyobukal 2'yi buldum. Ve şu vakada da o C file'lerle apex'e kadar ulaştım ve bu dişte bir cep vardı. Bu tedaviden sonra cep gittikçe azalmaya başladı. Yine bu vakada retreatment için gelmişti. Bakın büyük bir lezyon var. Bu vakada mezyobukal 1'e girmişler. Ben bu vakada mezyobukal 2'ye girdim. Mezyobukal 3'e girdim. Daha sonra hasta gebe olduğunu söyledi. Ve röntgen alamadım. Ve enteresan bir şekilde bir ay sonra hasta tekrar fistula ağzı geçtikten sonra tekrar fistula ağzıyla geldi. Şu anda gebeliğin ilk dönemi olduğu için bir şey yapamadım ama az önce bahsettiğimiz gibi bütün kanallarda söküp kalsiyum bekletmeme rağmen, mezyobukal 2 3'ü bulmama rağmen başarısız oldum. Demek ki hani ne yaparsak yapalım başarısız olabiliriz. Bu da bizim elimizde olmayan ekstra radiküler enfeksiyon ya da başka bir durum olabilir mi? Şimdi alt keser dişler. Alt keser dişler de çok basit zannedilip aslında çok kompleks ve çok zor olan dişlerdir. Şu şekilde tek kanallı olabiliyor. Tek kanallı olduğu durumlarda bile bukkolingual yönde çok geniş kanallar. Bakın. Biz girip boru şeklinde bir E ile gir çık yaparsak bu bölgelere dokunamayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bukkolingual yönde genişletme yapmamız gerekiyor. Bakın bazen ne oluyor? 2'ye ayrılıyor. 1-2-1 kanal anatomisi oluyor. Bu şekilde olabiliyor. Bakın burada 1 iken 2'ye ayrılmış. Tekrar birleşmiş. Tekrar 2'ye ayrılmış. Bu şekilde biz 2 kanal varmış gibi her zaman düşünmemiz gerekiyor. Bakın en zor durumlardan birisi de ilerleyen yaşlı hastalarda, genelde yaşlı hastalarda pulp odası iyice çekiliyor, iyice daralıyor. Ve bir de 2'ye ayrılıyorsa kanal, o zaman yandık. Niye? Çünkü buradan ileriye aletimiz 10 numara bile gitmiyor. 6 numaralı aletler bile zar zor ilerliyor ve çok kolay alet kırılıyor bu tarz vakalarda. Ve bir de burada bir ikinci kanal daha olabiliyor. Bu tarz vakalar, bakın bir de ne olmuş? Şuradan şuraya giden bir kanal var. Biz buraya dokunmamızın imkanı yok. Ancak buraya irigasyon solüsyonlarımız etkin bir irigasyonla gidebilir. Ondan sonra irigasyon bölümünde anlatacağım. Bu kanallarda alt keserlerde nasıl bulabiliriz? Onu şimdi bahsedeceğim. Alt keserlerde bakın benzer bir vaka. Bir kanal aşağıda ikiye ayrılmış. Tekrar bir kanal olmuş. Bu benim yaptığım bir vakaydı. Bu da bir çalışmamızda tomografi görüntüsü almıştık. Alt keser dişlerin giriş kavitesi nereden açılması lazım şeklinde bir çalışma yapmıştık. Bakın alt keser dişler bu şekilde olduğu zaman yapmamız gereken iki şey var. Birincisi giriş kavitesini vestibüle doğru yaklaştırmamız gerekiyor. Estetiği bozma pahasına. Bakın çünkü neden?
Şuradaki palatinal kanala girebilmemiz için E'mizin vestibülden palatinal linguale doğru yönlenmesi gerekiyor. Eğer şuradan bir giriş kavitesi şu şekilde açarsanız, buradan aletimize kanal içine yerleştirdiğimiz zaman direkt bukkal kanala gireceğiz. Palatinal kanala giremeyeceğiz. Ya da ne yapmamız gerekiyor? Buradan açtık, vestibülü çok bozmadan yaklaştırdık estetiğini. Buradan girdikten sonra çelik rod frezimizle ya da gauge ile ya da bir ProTaper SX gibi coronal flailing ES ile şu bölgeye palatinale doğru singulumu bozmadan süpürme yaparak şu bölgeyi kaldırarak bizim E'mizin buraya girmesini sağlayabiliriz, şu kanala girmesini sağlayabiliriz. Yapılacak dediğim gibi iki işlem var. Birincisi kaviteyi vestibüle yaklaştırmak, ikincisi de girdikten sonra vestibüldeki kanala palatinale doğru süpürme hareketi yapmak. Şimdi bakın, bu gene bir internetten bulduğum bir vaka. Doktor Fogel'in vakası. Üst keser diş tek kanallı diye düşünüyoruz yüksek oranda. Bunlarda komplikasyon olma olasılığı, ekstra kanal olma olasılığı çok daha düşüktür. Ama bakın üst kenar keser dişte bile bazen 3 tane kanalla sonlanıyor olabilir. Evet, XB Endoshaper ile ilgili soru gelmişti. Ben en çok kullanmayı sevdiğim vakalardan birisi de C kanallardır. C kanal nedir? C kanallar en fazla oranda, büyük oranda 6-7 numaralı dişte görünür. Daha sonra üst nazlı dişlerde görünebilir. C kanalı şudur. Elinize bir röntgen geldi, panoramik ya da periapikal. Baktınız 6-7 numarada genelde kökler uç kısımda birleşiyorsa bu yüksek oranda C kanalıdır. Çünkü şu şekilde bakın, şu mezyal kanallar. Şurada mezyolingual kanal bu. Şu mezyobukkal kanal. Şu distobukkal kanal. Şu distolingual kanal. Kanal ağızlar buradan başlıyor. Boydan boya buradan buraya kadar gidiyor. Ve aşağı kısımda hepsi birbiriyle birleşiyor C kanallarda. Bu kanallarda çok agresif, çok taper'lı döner aletler kullanmamak gerekiyor. Çünkü bu aralardaki septumlardan, şuralardan perforasyon yapılabiliyor. İnce kanal aletleriyle süpürme yapmak gerekiyor. Ben bu vakalarda genelde XP Endoshaper'la bu aralardan süpürme yapacak şekilde kanalları birbirine mümkün olduğunca birleştirerek bu şekilde bir eğleme yapıyorum. En son yıkamayı çok etkin yapmak gerekiyor. İşte endosuction'ı bir kanalın içerisine yerleştiriyorum. Buradan irigasyonu veriyorum. Endosuction buradan çekiyor. Sonra buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Tek tek bütün kanalları dolaştırarak endosuction'la irigasyon solüsyonumu tüm şeye yerleştirmeye çalışıyorum. Bu kanallarda irigasyon çok önemli ve dediğim gibi özellikle E'ler de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bakın C şeklinde kanallar hep bu şekilde bir kanalda sonlanmıyor. Bazen ortaya kadar C şeklinde kanal olabiliyor. Alt kısımda aşağıda ikiye de ayrılabiliyor. Bu vakada mesela Gutaflow Biosil ve lateral kondansasyon yöntemini kullanmıştım. Neden onu kullandığımda dolum esnasında ilerleyen slaytlarda anlatacağım. Bakın gene C şeklinde kanal apex'e kadar birleşebiliyor. Üst molar dişlere gelecek olursak, üst molar dişlerde tekrar gelecek olursak bazen iki kanal buluyoruz. Şimdi üst yedilerde bazı durumlarda iki kanal olabiliyor gerçekten de. Özellikle üst yedilerde. Bu durumda ne oluyor? Bukkalde bir kanal oluyor. Bir de palatinalde kanal oluyor. Ve bu kanallar çok geniş oluyor arkadaşlar. İki tane çok geniş kanal olduğu zaman iki kanal olduğunu düşünebiliriz. Ama bazen bu kanallar çok dar oluyor ve iki kanal gibi görünüyor diş. Bu durumlarda ne oluyor? Ya mezyobukkal ile distobukkal kanal yan yana oluyor ve distobukkal kanal mezyobukkal kanalın içinden başlıyor. Çok aşağıdan başlıyor. Birinci olasılık o oluyor. İkinci olasılık da distobukkal kanal normalde burada olmasını beklerken ya da mezyal ya da distal kanal, ikinci kanalımız iki kanalın arasında orta hatta düz bir çizgi şeklinde oluyor. Bakın dümdüz bir hat, palatinal kanal, distobukkal kanal ve mezyobukkal kanal. Bu noktada da kanalların arasını ince çelik rond frezle girerek, dediğim gibi gene yıkayıp kurutarak ve özel az önce bahsettiğim LE'leriyle buraları yoklayarak bu kanalda görebilirsiniz. Ya da işte kanal ağzının rengi diğer kanallar dentinden koyu olduğunu görerek bu kanalları bulabilirsiniz. Gene üst molar dişlerde bazen kanamayı durdurmak çok zor oluyor. Tek seansta dolum yapmak çok zor oluyor. Vital pulpayı kaldırmak çok zor oluyor. Eğer tek kanal varsa, mezyal kökte %10 olasılıktan bahsettik. Bazen tek kanal olabilir dedik. Bu tarz durumlarda da genelde tek kanal çok geniş oluyor. Bakın 60'a kadar, 60-02 bunda Hyflex EDM'lerle genişletmiştim. Çok esnek bir E olduğu için kalın boylarda 60'a kadar bizim genişletmemize müsaade ediyor.
ve o şekilde geniş bir preparasyon sonucunda pulpayı tamamen uzaklaştırabilmiştim. Bu tarz tek kanallı olduğu durumlarda mezihalde genelde kanallarımız çok geniş oluyor. Evet, şimdi size bir endo navigasyondan bahsedeceğim. İmplant tedavisi yapanlar çok iyi bilirler. Navigasyonlu implant sistemleri var günümüzde. Dinamik implant sistemleri var. Ben implantı çok bilmiyorum. Onlar hakkında çok bir tecrübem yok. Ama biz bunun aynısını endodontide de yapabiliyoruz. Hangi durumlarda? Özellikle kalsifikasyon olan durumlarda. Şimdi kalsifikasyonla nasıl baş ederiz onu bahsedeceğim. Mesela burada bir vakamız geldi. Bir genç kız. Üst keser dişinde renk değişimi var. Ağrı var. Semptomatik bir diş. Film çektiğimizde bakın sağ keser dişimizde pulp odası görünüyor. Yandaki yan keserde görünüyor. Bu diş tamamen kalsifiye olmuş ve kanallar neredeyse görünmüyor. Bu tarz durumlarda tomografi çok önemli. Tomografi olmadan bu işlemi yaparsanız gene başarılı olma ihtimaliniz var. Ama perforasyon riski çok yüksek. Çok kısa bir sürede kanalları bulacakken saatlerce uğraşmanız gerekebilir ve başarılı olamayabilirsiniz. Bu tarz vakalarda direkt kliniğinizde varsa tomografi çekerek ya da tomografi merkezlerine yönlendirerek hastayı o şekilde tedaviye başlarsanız çok daha başarılı olabilirsiniz. Bakın, tomografi kesitlerine bakıyoruz. Diğer kanallar kocaman, geniş geniş. Burada nokta şeklinde belli belirsiz bir kanal var. Bakın, ince bir kanal. Sonra tomografiyi çektim. Bu kesitten incelediğim zaman bakın, kanal ağzı şuraya geliyor. Yani dişin vestibülünde kanal ağzı. Kanal ağzı vestibüle kadar uzanıyor. Ben de dişe vestibülden kavite açmaya karar verdim. Ve dişin şu noktasından kavite açtım. 2 mm ilerledikten sonra, 2-3 mm ilerledikten sonra 10 numara C failimle direkt kanal ağzını buldum. Kalsifik bir kanaldı. Apex'e doğru bayağı bir zor ulaştım. Ve bakın, o kadar genişletmeme rağmen genişletilmiş hali bile ne kadar ince, çok ince bir kanal. Bu şekilde çok kolay 5 dakikada kanalları bulabiliyorsunuz. Hemen giriş kavitesi açma çok kısa bir şekilde. Eğer bunu yapmasaydım, palatinalden girseydim şu noktaya gelene kadar muhtemelen çok aşırı madde kaybı olacaktı. Bu işlemi yaptıktan sonra da palatinalden işlemin bittikten sonra bir kavite daha açıp buradaki pulpa boynuzlarını kaldırdım ki dişte sonradan renklenme olmasın. Az önce büyütmenin öneminden bahsettim. Şimdi eğer kliniğinizde mikroskop yoksa, ben bazen cep telefonunu mikroskop kadar olmasa da büyütme amaçlı kullanıyorum. Ne yapıyorum? Mesela bu vaka geldi. Şurada distal kanal var. Ben mezyal kanalı şuralarda arıyordum. Gene bu preparasyon yapılacak bir diş. Şuralarda mezyal kanalı ararken perforasyon oldu. Sonra biraz daha uğraştım. Şu bölgede mezyolingual kanalı buldum. Bayağı bir uğraştıktan sonra. Daha sonra mezyobukal kanalı aramaya başladım. Bakın, bu telefonla 8x büyütmede çekilmiş bir görüntü. Normalde 1x'te gördüğünüz zaman şu şekilde görüyorsunuz. Dupla çalıştığınız zaman 2.5 ya da 3.5 büyütmede bu şekilde görüyorsunuz. Bakın, 8x büyütmede telefonla güzel görüntü çekebilirseniz çok daha güzel kanalları bulabilirsiniz. Evet, burada mezyobukal kanalı 1 saatten fazla uğraştım halde bulamadım ve dışarıda bir hastam daha bekliyordu. Artık ben de strese girdim. Öbür hasta problem yapmaya başladı. En son dedim ki ya bir fotoğrafını çekeyim. Akşam eve gidip bir inceleyeyim. Çünkü kanalları ben şurada aradım, burada aradım, şurada aradım ve bulamadım. Akşam eve gittim. Telefonumdan fotoğrafı tekrar büyüterek baktım. Şurada, şu bölgede bir çizgi gördüm. Dedim ki ya, dedim ya kanal ağzı şurada bir yerde, şunun altında ya da burada. Ertesi gün hastayı tekrar çağırdım ve birinci dakikanın sonunda kanalı buldum. Burada olduğunu buldum arkadaşlar. Çok kalsifiye bir kanaldı. Bakın, demek ki büyütme çok önemli. Bazen mikroskop bile olmasa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Fotoğraf çekerek o kanalın yerini görebilirsiniz. Bakın, vakanın fotoğrafı. Distal kanallar geniş, mezyal kanallar ne kadar dar. Kanal ağızları arasında mesafe çok fazla. İki yerden perfor ettim dediğim gibi. Daha sonra şurada görüyorsunuz, diğer iki kanalı da buldum. Perforasyon bölgesinde biyodentinle kapattım. O şekilde vakayı tamamladım. Evet. Şimdi bu vakanın farklı gözdeki büyütmelerine tekrar bakalım. Bakın, çıplak gözde bir büyütmedeki görüntüsü. Benim büyütecim 2.5, kullandığım lupum 2.5'taki görüntüsü. 8'deki görüntüsüne baktığınız zaman bakın, şu kanalın çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten endodontide büyütme çok önemli.
Şimdi ilerleyen slaytlarda belki aklıma gelmez. Şunu görmüşken size çok önemli bir ayrıntıyı aktarmak istiyorum. Üst dolguyla ilgili. Şu diş eti görüntüsü endodontik tedavi yaptığımız birçok vakada mevcut. Neden? Endodontik tedavili dişler gerçekten çok derin çürüklü dişler oluyor. Restorasyonu çok zor oluyor ve genelde diş etinin altında oluyor problemler. Ve bu tarz durumlarda biz kana tedavisini bitirdikten sonra yaptığımız dolgu eğer kompozit kullanacaksak buradan sızıntı gerçekleşiyor, kanama gerçekleşiyor. Ya da matris bandını dibe yerleştiremiyoruz. Tam kaviten adaptasyonu iyi olmuyor. Ve röntgende görüyorsunuz dolgu çok uyumlu olmamış. Kenar uyumlusu çok uyumlu olmamış. Ve sızıntı gerçekleşiyor. Bakın üst dolgu çok önemli. Hatta kanal tedavisinden daha önemli. Kanal tedaviniz kötü bile olsa, üst dolgunuz iyi olursa, bunun yaşam şansı varken, üst dolgunuz kötü olursa, kanal tedaviniz iyi olsa bile bozulma ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı üst dolguya çok dikkat edeceğiz. Bu tarz vakalarda ben ne yapıyorum? Eğer elinizde varsa bir diyot lazer, diyot lazerle burada diş etini uzaklaştırabilirsiniz. Ben çok koteri tercih etmiyorum. Onun yerine el malzemeleri kullandığımız, klinikte kullandığımız malzemelerden işte Siman Fulvar gibi bir malzemeyi yakıyorum. Çok ısıttıktan sonra bu bölgeye anestezi yapıyorum önce. Diş etini buradan onunla koterize ederek uzaklaştırıyorum. Daha sonra bu bölgeye çok güzel hem kamam yerleşiyor, hem matris bandım yerleşiyor. Hem de buradan sızıntı olmadığı için dolgum çok daha başarılı oluyor. Endodontik tedavide dikkat edilecek önemli ayrıntılardan birisi de bu. Evet, Gülay Murat'tan bir sorum gelmiş. Perforasyonları kapatmak için hangi materyalleri tercih ediyorsunuz? Perforasyon tamir için eskiden amalgam kullanılıyordu. Çok doku dostu olmadığı için şu an çok tercih edilmiyor. Farklı, çok farklı malzemeler var perforasyon tamir için. Perforasyon tamir için MTA bazlı malzemeler şu anda tercih ediliyor. MTA bazlı da malzemelerden eski malzemeler, konvansiyonel MTA dediğimiz malzemeler sertleşme süresi 4 saat olduğu için bir seans daha gerekiyor. Şu an günümüzde 8-10 dakikada sertleşen MTA türevleri var. Bunlar işte içerisinde kalsiyum klorit eklendiği için çok hızlı bir şekilde sertleşiyor. Ben de bu tarz hızlı sertleşen materyalleri tercih ediyorum. Favori malzemem ise biodentin. Çünkü biodentinin manipülasyonu çok kolay. Çok kolay karıştırılabiliyor. Ve uygulaması daha kolay olduğu için, hızlı sertleştiği için ve kavitede daha dayanıklı. Mesela kaviteyi tamamen biyodentinle bile kapatsanız 3-5 ay sıkıntı olmadan kalabiliyor ama MTA ağız sıvılarıyla temasta hemen eriyor. Ağız sıvılarıyla temas etmemesi gerekiyor MTA'nın. Onun için perforasyon tamirlerinde ben Septodent'in biyodentini tercih ediyorum. Evet, az önce kalsifikasyon makalarından bahsetmiştiniz. Ne yapabiliriz diye. Bakın, döner alet kullanabilir miyiz diye bir soru olmuştu. Ben bu kalsifikasyon vakasında insan hatalarından ders alır. Bir döner alet kullanmıştım. Şimdi hasta geldi. Kanal tedavisine başladım. Şu kanalı yaptım. Sonra burada bir kanal daha olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum. Dentinin renginden bir kanal olduğu daha belli. Sonra dolum filmini üst dolgu yapmadan çektim ve bir asimetrik bir görüntü gördüm. Genelde asimetrik, yani kökün ortasında olmayan bir kanal varsa bu bize bir kanal daha olduğunu gösterir. Bu da bakın önemli bir bilgi. Daha sonra burada bir kanal daha olabileceğinden şüphelendim. Asit etching işlemi uyguladım. Asit etching işlemi uyguladıktan sonra o diğer kanalı buldum. Onunla biraz 10 numara aletle 1-2 milimetre ilerledikten sonra dedim herhalde artık bu kasviye kanalı ben döner aletimle halledebilirim. Az önceki sorudaki olduğu gibi. ProGlider denilen ince bir Denspray'in döner alet sistemiyle eğlemeye başladım. Ve direkt basamak oluştu. Ve ilerleyemedim. Biliyorsunuz kasviye kanallarda basamak oluşturduktan sonra da ilerlemek çok zor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor şimdi onu anlatacağım. Bir de mesela bakın şöyle aletler de var. Şu an bunun ticari ismini hatırlayamadım. Denspray'in bir malzemesi. Kanal ağzı bulmak için olan bir sap kısmı var. Bir de şurada da E'si var. Sert bir E'si var. Bu şekilde bununla kanal ağzı da arayabiliyorsunuz. Daha sonra 6 numaralı E'lerle 8 numaralı E'lerle çok zor bir şekilde burada basamağa geçtim. Ve jelette yardımıyla yavaş yavaş basamağa geçip apex'e ilerledim. Ama basamağa geçtikten sonra çıkınca sorun şudur. Her seferinde tekrar aynı basamağa takılıyorsunuz ve
basamağa geçmek için ikinci seferde gene bir 10 dakika uğraşmanız gerekiyor. Burada size bir basamakla nasıl baş edilir onunla ilgili ipucu vereceğim. Kendi oluşturduğunuz basamakla ilgili özellikle. Basamağa geçtikten sonra aletimizi hiç çıkarmayacağız. Eğer elimizde varsa bu mesela Cybrin Endo'nun M4 diye bir başlığı var. Bu başlığın özelliği şu kısma eleleri takılabiliyor. 30 derece sağa sola resiplikasyon yapıyor. Tamamen hiç dönmüyor. Bu şekilde eleyesiyle preparasyon yapmaya olanak veriyor. Bu malzemeyi kullandığımız zaman kesinlikle kaliteli eleyeler kullanmamız lazım. Bu eleyeleriyle hatta Apex'e kadar ulaşıp PET file yolu bile açılabiliyor bu sistemde. Ama ben yine bu şekilde PET file yolu açmayı tercih etmiyorum. Ve basamağa geçtikten sonra eğer bu motorunuz yoksa yapmanız gereken şu. 1-2 milimetrelik çok kısa hareketlerle, ileri geri hareketlerle o basamağı kaldırmaya çalışmanız gerekiyor. Ve basamak kısmından çıktıktan sonra tekrar girmeniz çok zor olduğu için gerekiyorsa 5-10 dakika boyunca o kanalın içerisinde o aletle kalıp 1-2 milimetre yukarı aşağı yapıp aşağı ilerleyip 1-2 milimetre yukarı aşağı yapıp olabildiği kadar aşağı ilerleyip kanalı genişletmemizle basamak tarafına doğru süpürerek o basamak kısmını yok etmeniz lazım. Bir kere çıkarsanız tekrar giremeyebilirsiniz ya da bazen 20 dakika uğraşabilirsiniz. O şekilde 10 numarayla rahat girebiliyorsanız 15 numaraya geçmeniz çok zor olabilir. Az önce bahsettiğim VD ve C pilotların bir özelliği de 12 numara E'si var. Kırmızı renkte. 15'ten önce 12 numarayı kullanabilirsiniz. Sonra 12 numarayla aynı işlemi yapıyorum. Bazen 10'la K ile yaptıktan sonra 10 numara H'la geçip aynı işlemi 10 numara H daha agresif bir şekilde basamağı kaldırıyor. Ama burada şu önemli. Aynı numaradaki H file'ı K'dan sonra kullanmak gerekiyor. Önce H file'ı kullanırsak büyük ihtimalle kırarız. Bu şekilde basamağı 20'ye kadar genişlettikten sonra dönör aleti öyle geçmeniz gerekiyor. Yoksa dönör aleti tekrar kanalın içerisine yerleştirirseniz tekrardan basamağı çarpacaktır ve basamağı daha da derinleştirecektir. Bakın bu şeyiniz olursa, motorunuz olursa bu tarz bir motor, bunun farklı markalarında bir motor, bu tarz motorları var. 10 numara C file ile basamağa geçtiniz diyelim. Sonra alet hastanın ağzındayken motoru alıyorsunuz şeye doğru, kaviteye doğru üst kısmına push butona bastıktan sonra aleti motora adapte ediyorsunuz ve motorla yukarı aşağı yukarı aşağı bizim elimizin yaptığından çok daha hızlı bir preparasyon yapıyor ve basamağı çok daha rahat kaldırıyor. Bu şekilde basamağa da geçebiliyorsunuz. Çalışma boyu tespiti. Burada da en önemli şeylerden birisi 3 boyutlu düşünebilmek. Şimdi biz röntgenlere baktığımız zaman 2 boyutlu gördüğümüz için şurada ne düşünüyoruz? Şu boy röntgende gördüğümüz zaman diyoruz ki çok iyi ama dişte rezorpsiyon olduğu durumlarda, apex'in yanlardan çıktığı durumlarda biz aslında taşmış olabiliriz. Birçok cerrahi vakasında, apikal cerrahi vakasında filme göre iyi olan dolgunun aslında taşmış olduğunu gördüm. Onun için neye dikkat edeceğiz? Bizim için en doğru şeyi veren nedir? Apex Locator'dır. Farklı birkaç yöntem daha vardır. Paper Point yöntemi gibi. Bunların hepsini kombine kullanacağız. Tek başına radyografiye güvenmeyeceğiz ve şimdi onların detaylarından bahsedeceğiz. İkinci kanalı bulmak için Betül Doğan'dan bir güzel sorumuz var. Asit etching işlemi ne için yapıyoruz diye sormuş. Asit etching işlemi oradaki bizim dentin talaşlarını kaldırıyor. Oradaki kalsifiye dokuyu yumuşatmasını sağlıyor ve ayrıyeten oranın rengi değişiyor. Asit etching işleminden sonra öncesi ve sonrası ilk önce göremediğiniz kanalı asitleme işleminden sonra görebilecek şekilde renk, bariz bir renk değişimi oluyor. Ve daha önce sondladığınızda giremediğiniz yere yumuşadığı için o bölge daha rahat girebiliyorsunuz. Bu amaçla yapıyoruz. Evet bakın radyografik apex ile bizim anatomik apex'imiz çok farklı yerlerdir aslında. Radyografa göre bakın şu tam uca kadar gitmiş ama burada taşmış bakın görüyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor onun için? Kısa çalışmamız gerekiyor. Bakın gene radyografta bunlar internet görüntüleri. Radyografta iyi gibi görünüyor şu şekilde kanal ama bakın kaç milim taşmış. Niye? Rezorpsiyon var bu kökte. Ve apex'i ayrıca yandan çıkıyor. Apex'in yandan çıktığı durumlarda bakın biz bir tomografi çalışması yapmıştık alt molar dişlerde. Anatomik darlık nereden dışarı çıkıyor diye. 4 milimetreye kadar çalışma boyumuz röntgendeki boydan kısa olabiliyor. Ondan dolayı apex locator da çoğu durumda röntgenden daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Eğer röntgen çektik
Röntgende aletimiz dışarı taştıysa o zaman kesin taşmışız demektir. Ama röntgen çektik 1-2 mm kısa kaldıysa, Apex Locator da bize o boyu veriyorsa Apex Locator'ı güvenmemiz gerekiyor. Şimdi distal ve palatinal kanaldaki durdurulamayan kanamanın sebepleri nedir? O köklerin aslında çok geniş olmasıdır. Distal kanallar ve palatinal kanallar aslında anatomik olarak genişliği hiç eğleme yapmadan 50 ve 60 olabiliyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Genç hastalarda özellikle çok daha fazla oluyor. Ya da işte iki kanal oluyor, ismus oluyor. Bunları nasıl kanamayı durdurabiliriz? Biz bazen bu vakalarda ne yapıyoruz? Kalsiyum koyuyoruz. İşte o kanama duruyor. İkinci seansta dolduruyoruz. Aslında ideal olanı tek seansta yapabilmektir. Neden? Tek seansta yaptığımız zaman pulpa dokusunu tamamen uzaklaştırdığımızdan emin olabiliyoruz. İkinci seansta kalsiyum koyunca kalan pulpa dokusu devital oluyor. Ve biz orayı temizleyemesek de işimizi bir şekilde tamamlayıp kanalı doldurabiliyoruz. Tek seansta da yapmak gerçekten çok zor. Bunun için birkaç ipucu var, sizlerle paylaşacağım az sonra. Birincisi, irigasyonu etkin bir şekilde yapmak. İrigasyon konusunda değineceğim. Apex'e mümkün olduğunca irigasyon iğnemizi yaklaştırmamız gerekiyor. Bunun için de güvenli irigasyon iğneleri kullanmamız lazım ki solüsyon pulpa dokusunu çözüyor. İkinci şey, %5'lik hipoklorit kullanmak. %5'lik hipoklorit kullanmak da daha hızlı bir çözüme sebep olacak. Üçüncüsü, oksijenli su şu anda endodontide çok tavsiye edilmiyor ama bu tarz vakalarda oksijenli su hipokloritle kombine kullandığı zaman fiziksel olarak pulpanın uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Dördüncü yapılabilecek uygulama haş faylar kullanmak. Ben mesela genelde kanalı 50'ye kadar, en fazla 60'a kadar döner aletle genişlettikten sonra, çok esnek döner aletlerle, hala kanaması durmuyorsa, haş faylar daha rigid olduğu için 60'a kadar genişlettiysem 50 numara haş faylı alıyorum. 50 numara haş faylı preparasyon yapıyorum. Bukkolingual yönde genişletme yaptıktan sonra o kanamanın çoğu vakada durduğunu görüyorum ki bence en ideal eylemeyi elimizle, haş faylarla yapabiliyoruz. Çünkü döner aletler, bakın şu eğimli bir kanal. Eğimli bir kanalda döner alet şu noktaya dokunuyor ama bu noktaya hiç dokunmuyor. Bu noktalarda şey kalıyor, dokunulmamış alan kalıyor ve döner alet taperlıysa o zaman gene bu noktalara dokunamıyoruz. Ama el aletlerimiz iki açılı olduğu için, daha ince olduğu için ve elimizle daha iyi kontrol edebildiğimiz için haş faylı bukkolingual yönde ya da mezidükal distal yönde fırçalama hareketi yaparak kalan pulpa dokusunu daha rahat uzaklaştırabiliyorum. Bu şekilde genelde pulpa dokusunu uzaklaştırmayı başarıyorum. Buna rağmen gene olmayan durumlarda da Gutenberg aktivasyon yöntemi var. Çok güzel işe yarıyor. 60'a kadar genişlettiysem işte 60 numara ya da 70 numara Gutenberg'i sodyum hipokloriti vurma hareketi yaparak solüsyonun apikale ulaşmasını sağlıyorum. Bu şekilde oradaki kalan pulpa dokusu da çözüyorum. Bakın, Apex Locator'dan bahsettik. Apex Locator'lar aynı markanın farklı Apex Locator'larında da zamanla kullanma bağlı kalibrasyonunda değişiklikler olabilir. Her Apex Locator'ı yeni aldığımızda kullanmadan önce onu tanımamız gerekiyor. Tanımak için de bakın gene Dr. Balandrano'nun güzel bir yöntemi var. Bardağın içerisine optosil silikon ölçü maddesini yerleştiriyor. Üzerine dişi gömüyor. Daha sonra ile dişin içerisine kanal boyuna ilerleyip, kanal boyunu tabi önceden ölçüyorsun, biliyorsun. Sonra dudak klempini de gene optosil'e yerleştiriyor. Apex Locator'da bakıyor. Diyelim ki bizim çalışma boyumuz 20, önceden gördük. Daha sonra 20 mm'yi ekranımızda hangi şeyi veriyorsa o şekilde diyor ki benim Apex Locator'ım şu sarıda tam böyle benim çalışma boyumu veriyor. Bu şekilde çalışıyorum ve bunu 3-4 kere farklı dişlerle tekrarladığı zaman kendi Apex Locator'ınızı tanıyabilirsiniz. Bu çok güzel bir yöntem. Apex Locator'a güvenebilmek için bu önemli. Apex Locator'da başka nelere dikkat edeceğiz? Birkaç ipucu bahsedeceğim bununla ilgili. Apex Locator'da çalışırken rubberdam izolasyonu yapmazsak, diş etinden gelen herhangi bir ıslaklık olursa devre bozulacaktır. Bu şekilde devre bozulursa direkt Apex'ten çıkmış izlenimi alırız. Bir dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu. İkinci nokta, Apex Locator'ı kanal preparasyonundan önce ve ortasında, yani son aşamadan önce iki kere yapmamız gerekiyor. Çünkü birincisi, eğer kanal içerisinde eğim varsa preparasyon sonrasında bu eğim azaldığı için kanal boyumuz 0.5-1 mm çok eğimli kanallarda azalabilir. İkinci durumda Apex Locator'ların doğruluğu genişletme yapıldıktan sonra daha fazla oluyor. Yani koronal flaring yapılan çalışma yapılmış. Koronal flaring yapıldıktan sonra üst kısım rahatlayınca Apex Locator'ımız eğimiz koronal kısımda sürtünmediği için sadece apikal kısımda sürtünme gerçekleştiği için daha doğru veriyor. Ondan dolayı mesela ilk
Eğer kanal boyumuz tahminen 20 mm ise koronali genişlettikten sonra apex locator'ı kullanırsak, apex'e yaklaşmadan koronal genişletmeyi yapıp da kullanırsak apex locator daha doğru sonuç veriyor ve yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Kanal çok geniş, deli gibi 60-70. Oraya 10 numaralı aleti yerleştirirsek apex locator'ımızın doğru gösterme olasılığı azalıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Kanalın genişliğine uygun dentin duvarlarına temas edebilecek bir yerleştirmemiz gerekiyor ki apex locator daha doğru sonuçlar versin. Gene koronalde eğer bir amalgam dolgu varsa, bir metalik restorasyon varsa o bölgeye de E'lerimiz değmemesi gerekiyor ki apex locator'ın devresi bozulmasın. O durumlarda da E'nin sapına teflon bant takılabiliyor o bölgelere gelen kısma. Bunu da gene Facebook'tan görmüştüm ki bu şekilde devrenin bozulması önlenebiliyor. Evet. Bakın röntgende şimdi bir kemikte rezorpsiyon görürsek genelde mesela ne vardır? Bir genel kural vardır. 0,5-1 mm kısa çalışmamız gerekiyor. Bu kemikte rezorpsiyon varsa 1,5 mm'ye kadar bu mesafe azalabiliyor. Niye? Çünkü burada rezorpsiyon sonucu dişte de rezorpsiyon oluşabiliyor. Ve bu fizyolojik apeksimiz bizim aslında bu daha kısa mesafe, uzun mesafede oluyor. Hem dişte hem kökte rezorpsiyon varsa bu mesafe çalışma boyu daha da kısalabiliyor. Evet, önemli bir teknik. Bakın ben bu tekniklerin hepsini kombine kullanıyorum. Paper point tekniği. Bakın paper point tekniği nedir? Bunu internet slaytlarından almıştım. Kaynağını bilmiyorum bu görseli. Bakın paper point tekniğinde genelde paper point'imiz apex'ten çıktığı anda ya böyle bir kırmızı periodontal ligamentin kanaması olur. Pulpayı tamamen uzaklaştırdıysanız. Ya da burada bir paper point'inizde sarı renkte bir renklenme olur. Bu sarı renkte renklenme bir dişin içerisinde apse drenajı varsa o durumda olur. Bu durumlarda boyunuz doğruysa paper point'te hep sarı sarı ıslak geliyorsa kesinlikle tek seans yapmamanız gerekiyor ki sonradan apse gelişmesin, komplikasyon gelişmesin. Çok hafif bir taştığınız durumda sarı renk geliyorsa 1-2 mm bu da bizim taştığımızı gösteriyor. Ben ne yapıyorum? En son preparasyonum bitti. 40'a kadar genişlettim. Apex locator'ım bana 20 mm olduğunu söyledi kanal boyumun. 40 numara paper point'imi alıyorum. 20 mm'ye kadar götürüyorum. Bakıyorum bir ıslaklık geliyor mu gelmiyor mu. Aslında tam olarak paper point'i gidebildiği kadar götürdüğünüz zaman bazen 20'den fazla gittiğini görürsünüz. 21 gider, bazen 22 gider, bazen 19 gider. Bu da E'lerle paper point'lerle gutalar arasında standartizasyon olmadığı için ya da bizim preparasyonumuz sonucunda biz 40'a kadar genişletsek bile olan kanallarda daha geniş olduğu için apex'in 40'tan geniş olduğunu gösterir. 40'a kadar 20 mm ise boyum 20 mm'ye kadar gittim paper point'imde. Hiçbir ıslaklık yoksa tamam diyorum. Ben apex locator belirlediği boyda sıkıntı yok. Paper point'e kan gelmiyor. Pulpayı tamamen uzaklaştırmışım. Boyum 20 mm ise önce alıyorum 20 mm'ye giden gutayı belirliyorum. Bunun için de ne yapıyorum bakın dolumdan önce. Bu çok önemli bir aşama. Apex'i 40'a kadar genişletmişse 20 milim de çalışma boyum. 40 numara önce iki açılı gutaperkaya bir kanalı yerleştiriyorum. Bakıyorum ki 21-22 gidiyor, taşıyor. Gutaperkalarda %5 standartizasyon farkı vardır. Onlar kıvrılarak üretildiği için. Ve E'lerde de %5 standartizasyon farkı vardır. E'miz %40 çaptayken aslında 38 olabilir. Gutaperkamız 42 olabilir ya da tam tersi olabilir. Bundan dolayı olan uyumsuzluklarda 40 numarayı yerleştirdim. Apex'te tam 20 mm'ye gidiyor ve orada sıkışıyorsa tamam diyorum. Ben tak belki hissettim. 40 numara gutayla dolumumu yapabilirim. Ama taşıyorsa 21-22 gidiyorsa 45 numarayı alıyorum. 45 numarada tam 20'ye gidip sıkışıyorsa tamam. Ama 45 numara diyelim ki kısa kalıyor. 19'da kalıyor, 18'de kalıyor. O zaman diyorum ki benim boyum 40 ile 45 arasındadır. 40 numaralı gutanın ucunu 1 mm ya da 2 mm bir sürüyle keserek deniyorum. Ve tekrar ölçüyorum. 20 mm'ye gidiyor. Tam olarak sıkışıyor. Bu tarz durumlarda bu şekilde custom gutaperkanın kalınlığını ayarlayarak dolum işlemimi yapıyorum. Ve pek çok durumda da bakın radyografi bile çekmeye ihtiyaç duymadan özellikle molarlarda dolum yaptığınız zaman sıkıntı olmadığını göreceksiniz. Çok fazla tecrübelendikten sonra bu teknikte radyografi bile çekmeden dolum yapabilirsiniz. İdeal olanı her durumda radyografi çekmektir gutalı. Ama tecrübelendikten sonra şüpheye düşmediğiniz kesin vakalarda bu şekilde devam edebilirsiniz. Paper point tekniği iki durumda çalışmaz. Birisi aşırı nem olduğu durumda yani az önce bahsettiğim periapikal dokularda ekstüdasyon varsa, apse varsa o durumda çalışmaz. İkinci durumda
Periapikal dokular bazen çok kurudur, tamamen kurumuştur. Taşsanız bile bir nem gelmez. Bu durumlarda da bu yöntemin doğru olmama ihtimali var. Ondan dolayı radyografiyi, apex locator'ı, paper point'i hepsini şüpheli durumlarda kombine kullanmamız gerekiyor. İrigasyonu gelecek olursak, bakın bu slaytlar bir Ronaldo Odeon Zapata isimli Brezilyalı, Brezilya'da çalışan bir akademisyenin slaytlarında. Mikro CT ile görüntü almış. Bakın normal preparasyon yaptığımız zaman kanal evlerimiz yeşil olan kısımlara değmiş. Şu kırmızı olan kısımlara hiç değmemiş. Bakın alt molar mezyal kökünü düşünün. Herhangi bir şey yok. Buralara dokunmuş bir alan yok. Bu tarz durumlarda biz E'mizi, naatlı eylememizi dediğim gibi bukkolingual yönde süpüreceğiz. Girebiliyorsak burada ekstra kanala gireceğiz. Buraları daha temizleyebilmek için. Ve irigasyon çok önemli. Biz aslında pulpayı tamamen irigasyonla uzaklaştırıyoruz. Eyleme sadece bize bir fiziksel olarak varsa dentin talaşlarını kaldırmaya yarıyor enfekte dokuyu. İkincisi de irigasyona yer açıyor. Onun için eylememizi minimum irigasyon yapacak şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu noktada da biz burada eyleme yaptıktan sonra bu noktalara ancak irigasyonla, aktivasyonla ulaşabiliriz. Eylemeyle ulaşamayız. Bu noktada eğer biz sadece iki kanaldan da düz bir şekilde preparasyon yapıp bitirirsek işlemimizi muhtemelen burada kalan enfekte dokular cansız hale gelecek, dokular enfekte olacak ve başarısız olacağız. Şimdi bakın preparasyon yaptık. Aslında görüyorsunuz döner aletler ne yapıyor enfekte dokuda? Şu şekilde preparasyon yapıp talaşlara da bu ismus bölgesine itiyor. Bu alt moların mezyal kökü. Ben bunu bir dişe çatlak şüphesiyle çekmiştim. Daha sonra asistan mezgiyle bundan kesit almıştık. Kesit aldığımızda da baktık bu dişte ne problem var diye. Bakın şurada enfekte alanlar görüyorsunuz. Lateral kondansasyon da yapılmış. Ama şu alan temizlenememiş. Biz bu alanları E ile ne dedik? İki açılı E ile süpürme yapacağız. Ayrıyeten çok güzel etkin bir şekilde irigasyon yapmamız lazım. Tek çaremiz irigasyon, irigasyon, irigasyon. Biz irigasyon yaparken dişlerin kök uçları kapalı, bir kemiğin içerisinde, kapalı derken dar, bir kemiğin içerisinde de hapsolmuşlar. İngilizcesi vapor lock denilen, buhar kısılması denilen bir aslında fiziksel bir hadise var. Nedir? Dişlerimiz içerisinde uygulanan irigasyon solüsyonu buradaki basınç farkından dolayı aslında bizim uyguladığımız solüsyon apex'e gitmiyor. Birçok vakada gitmiyor. Çok nadir durumlarda apex'e gidebilir. Ama onun haricinde birçok durumda bizim iğnemizin gittiği yerin 2 mm daha apex'ine gidiyor aslında irigasyon solüsyonu. Sonra ne oluyor? İrigasyon solüsyonu buradan geri dönüyor. Burada bir buhar kabarcığı kalıyor. Ve bakın bilimsel çalışmalarda da onun için ne öneriliyor? Apex'ini E'nin mumla ya da bir yapışkanla kapatıp o şekilde irigasyon çalışması yapılması öneriliyor. Çünkü bilimsel çalışma yaparken, çekilmiş sistemde çalışırken solüsyonu koronalden veriyorsunuz. Apex'te bir kemik dokusu olmadığı için direkt apex'ten çıkıyor. Bu aslında klinik ortamı çok yansıtmıyor. Klinikte böyle bir problemimiz var. Bakın şurada gördüğünüz kabarcıklar. Bakın şu kabarcıklar, şuradaki kabarcıklar buradaki havayı gösteriyor ve solüsyonumuz bu noktaya ilerleyemiyor. Bunun da bir çözümü var. Nedir? Genişletme yaptıktan sonra gutaperkayla, en son genişlettiğimiz gutaperkayla ya da bir kalın gutaperkayla solüsyonu kanal içerisinde işte dakikada 100 defa olacak şekilde diye tarif etmişler. Solüsyonu bu şekilde vurarak apex'e doğru iterek buradaki hava kabarcığını yok edebiliriz. Buraya solüsyon ulaşmasını sağlayabiliriz ve bizim için en önemli olan temizlenmesi, en önemli nokta olan apikal kısmın çok daha iyi temizlenmesini sağlayabiliriz ve uzaklaştıramadığımız pulpa dokusunu da bu şekilde daha iyi bir şekilde ulaştırabiliriz, uzaklaştırabiliriz. Şimdi bunu yenmek için ayrıca ne gerekiyor bakın. Bizim şunlar konvansiyonel anestezi yaptığımız enjeksiyon uçları. Bu enjeksiyon uçlarıyla, iğne uçlarıyla solüsyonumuz 2 mm daha derine gidiyor. Ama biz bunu apex'e yerleştirirsek bu iğneyi, bakın apex'e kadar yerleştirirsek buradan 2 mm kadar da gideceği zaman ne olacak? Apex'ten taşacak ve ciddi hipoklorit kazaları meydana gelecek. Çok sıkıntılı bir durum oluşacak. Ne yapıyoruz o zaman bu E'leri, iğneleri kullanırsak? Geriden çalışıyoruz. Bu sefer de sadece 2 mm gidiyor. Apikal kısma ulaşamıyoruz. Yapmamız gereken şeylerden birisi de
endodonti için özel üretilmiş irrigasyon iğne uçları mevcut piyasada. Şu anda CK Endo diye bir uç var. Hem bir tarafı 1 mm geriden bir tarafından bir deliği var. Hem de 2 mm geriden diğer taraftan deliği var ve uç kısmı kapalı. Bu şekilde ne yapıyor bu? Tam çalışma boyuna ya da 0.5-1 mm kısaya kadar yerleştirebiliyorsun. Solüsyonu yandan veriyor. Bir buradan veriyor, bir buradan veriyor. Bu şekilde aktif bir Apex'te yıkamayı gerçekleştirebiliyorsun. İkinci önemli özelliği, bakın bunlar bizim normal kullandığımız anestezi için yaptığımız iğne uçları kalın. Yanlış hatırlamıyorsam apikal çapı 40'a denk geliyor. Ama bunların işte 32, 31 gauçlukları, 30 gauçlukları mevcut. İşte 0.35 ve 0.30'a denk geliyor bunların uçları. 0.30'a denk geldiği için de 30'a kadar, 30.04'e kadar bir genişletme yaparsanız Apex'e daha çok yaklaşıyorsunuz ve daha etkin bir irrigasyon, güvenli bir irrigasyon yapabiliyorsunuz. Navi'nin, gene Ultradent'in Navi tipleri var. Bunlarda da polimer iğneler olduğu için esnek E'ler, iğneler ve eğimli kanallarda da bu şekilde apikal kısma çok daha rahat ya da işte bunların farklı markalardan, Colte'nin başka farklı markalarında bu şekilde endodonti irrigasyon iğneleri var. Bunları kullanarak daha etkin bir şey yapabilirsiniz, yıkama yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim İmran Kazım YouTube'a bir video yüklemiş. Az önce bahsettiğim irrigasyon aktivasyon işlemi, gutaperkayı bu şekilde vurarak Apex'e solüsyonu bakın itiyoruz. Altmoların gene mezyal kökünde benim gördüğüm %50'den daha fazla birçok vakada aslında ne oluyor? Mezyal kökte iki kanal oluyor ama Apex'te bir kanalda birleşiyor. Bak, bu durumlarda ne oluyor? E'miz geliyor, bir buradan preparasyon yapıyor, bir buradan preparasyon yapıyor. Şu orta noktada bir pulpa dokusu geliyor. Bu fazlaysa paper point'in tamamına bulaşıyor. Bazen paper point'in sadece yan kısmına, yani şöyle paper point'in Apex'ten 2 mm daha geri kısmında kanama ve nem, kanama meydana geliyor. Bunu da bakın bu yöntemle şuradan ve şuradan gutaperkayı yerleştirerek durma hareketi yaparsanız şu araya da ne olacak? Solüsyonda bu araya da ulaşacak ve buradaki pulpo dokusunu, enfekte dokuyu da bu şekilde gutaperkayı vurarak şey yaparsanız ben tek seansta bitiremediğim durumlarda bu yöntemi kullandığım zaman çoğu vakada kanamayı durdurmuş oluyorum. Ve bunu doldururken de nasıl bir yöntem izliyorum? Şimdi aklımdayken söyleyeyim sonradan unutursam. Gutaperkamı burada mesela iki şey var öneriliyor. Bir preparasyonu bir E ile Apex'e kadar yapıp diğer E'mizi buraya kadar yapma öneriliyor. Ama bence iki taraftan da yapılırsa daha iyi olur. Çok eğimli bir kök değilse. Çok eğimli köklerde çünkü bazen E'miz yukarıdan da koronalden de eğimli geldiği zaman kırılabiliyor. Az sonra ileride vakalarda anlatacağım. İki taraftan da mümkünse Apex'e ulaşıp daha sonra bunu 30'a kadar genişletiyorum mesela mezyobukkali. Mezyolingual'i de 30'a kadar genişletiyorum. Sonra iki taraftan da eğleme yaptığım için Apex'im daha geniş oluyor. 35-40 oluyor. Gutaperkam 40 numara uyuyor. Sonra 40 numara gutaperkamı şuradan yerleştiriyorum. Sonra diğerini yerleştirdiğim zaman kısa kalıyor. Şurada kalıyor. Ama şu bölgeyi lateral kondansasyonu 40 numara ile 40 numara ikisini de koyarsam ya da birini 40 birini 30 koyarsam lateral kondansasyon iyi tam olmuyor. Bu durumda ne yapıyorum? Buna 40 yerleştirdikten sonra sanki ikisi aynı kanalmış gibi şu kanalın içerisine spreader yerleştiriyorum. Ve Apex'e kadar mümkün olduğunca spreader'ımı yaklaştırıp burada bir boşluk oluşturuyorum. Ve bu kanala 25 numara guta yerleştirerek burada aynı kanalmış gibi o şekilde sonra diğerlerine lateral kondansasyona öyle devam ediyorum. Ve bu şekilde daha iyi bir apikal dolumu olduğunu görüyorum. Kanal şekillendirme ile ilgili bu slaytı bakın az önce paylaşmıştım. Şimdi eğleme prosedürüne geçeceğiz. Eğleme prosedüründe bakın şu an günümüzde sürekli yeni aletler, güncel donör aletler çıkıyor. Ve 1983'te paslanmaz çelik E ile yapılmış bir kanal tedavisi aynı hekim tarafından. Aynı kuadrantta. Sonra 1995'te ilk çıkan donör alet sistemiyle yandaki diş yapılmış. Ve 2016 yılında da ProTaper Next isimli dönör alet sistemiyle preparasyon yapılmış. Ve bu şekilde de bütün E'lerle de, LE'siyle dahi başarılı olmuş. Yeter ki biz kurallara uyalım, işimizi hakkıyla yapalım. Malzeme çok önemlidir. Tamam, işimizi kolaylaştırıyor.
Ama malzememiz yok yoksa da bu bizim için bir bahane değil. Elimizden geldiğinin en iyisini yapabiliriz. İyi bir şekilde yıkarsak, hangi E'yle çalışsak çalışalım. O firmanın E'si iyidir, bu firmanın E'si iyidir. Kesinlikle doğru değil. Her birinin kendine göre avantajları, dezavantajları vardır. Bu şekilde çalışarak başarılı bir şekilde kanal tedavisini yapabiliriz. 1939 yılında yapılmış. Röntgen Dr. Johnson tarafından çekilmiş. Bakın, belki 1939'da paslanmaz çelik E'ler bile yoktu. Karbon çelik E'ler vardı. O E'lerle bile belki işte lentilo benzeri bir şeyle doldurdu o kanalı, bilemiyorum. Çok eski zamanda bile bu kadar başarılı bir tedavi yapılabiliyorsa, şu an biz elimizde çok fazla esnek alet var. Çok fazla imkanımız var. Çok daha iyi tedaviler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi konumuz daha uzun. İpuçları endodontide çok fazla. Karşılaştığımız sorunlar çok fazla. Şu an irigasyon konusuna kadar geldik. Bundan sonra retreatment, üst dolgu, kanalları nasıl apex'e ulaşabiliriz? Döner alet sistemleri, döner aletlerde çalışırken nelere dikkat edeceğiz gibi hala birçok konu var. Slaytlarımı buraya kadar bugün tamamlamayı düşünüyorum. Kısmet olursa başka bir pazar gününde ikinci kısmında sunuma devam ederiz. Çünkü süremiz şu anda 3 saate yakın oldu. Daha verimli olması açısından dinlendikten sonra hem siz dinlenmiş olursunuz hem ben dinlenmiş olurum. Önceden de duyuruyu yaparız ve soruları da önceden de belirleyebiliriz. Bu şekilde ikinci bir seminer gerçekleştirebiliriz. İstediğiniz bir konu olursa önceden de tartışabiliriz. Onları da eklemeye çalışırız seminere. Bizi Facebook üzerinden International Association of Endodontic Education Research and Practice isimli bir endodonti eğitim grubumuz var. Buradan takip edebilirsiniz. Şu anda 25.700'e yakın üyesi var. Dünyada en büyük ikinci endodonti grubu oldu. Buraya arkadaşlarınızı da davet ederseniz memnun olurum. Buradan ben sürekli her gün vakalarımı, işte ders notlarımı, slaytlarımı paylaşmaya çalışıyorum. Ve çok güzel bir arşivi var. Aklınıza takılan bir şey olduğu zaman grup arşivine internetten, telefondan olmuyor ama bilgisayardan arama butonuna bastığınız zaman o konuyla, neredeyse her konuyla ilgili bir şey çıkıyor. Vaka paylaşımı ya da makale ya da ders notu çıkıyor. Benim eski ders notlarım da orada, İngilizce ders notlarım da orada paylaştım. Şu an dünyanın birçok yerinden hekimler orada şeylerini, vakalarını paylaşıyor. Ben paylaştıkça, hayat paylaştıkça güzeldir. Paylaşmayı çok seven bir insanım. Ve herkesten bir şeyler öğreniyorum. Doçent de olsam, profesör de olsam, bir üniversite 3. sınıftan bile, 4. sınıf öğrencisinden bile klinikte yaptığı bir uygulamadan bir şeyler öğrenebiliyorum. Ve birbirimizden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Sizleri de bu noktada aktif paylaşmaya davet ediyorum. Bu şekilde hep birbirimizden güzel şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik yayını ben burada sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Katılımınız için teşekkür ediyorum.